Ben iyi akşamlar. Akıl Çemberi'nde konuklarımızla birlikte sizlerleyiz. Hemen takdim edelim değerli konuklarımızı. İstanbul stüdyomuzda Mete Yarar güvenlik politikaları uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hakan Bayrakçı Sonar Başkanı bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Metiner 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür evet. ediyoruz. Nedim Şener Hürriyet Gazetesi evet. yazarı bizimle. Hoş geldiniz. Ve Skype bağlantısında DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz Sayın İste. İyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi efendim ne konuşacağız? Ben kısaca aktarayım sizlere. Fazla da e, aralarda detayları iletiriz. Başlıklar halinde bir bakalım. Sonra vakit kaybetmeden ilk konumuzla başlayalım. ilk başlığımızda. Şimdi bu teröristle fotoğraf olayı çok tartışılıyor malumunuz. E, bunun... Ee, aslında şifrelerine bakacağız ee, Fez'deki mecliste o vekille ilgili olarak peki kim ne dedi bu gelişme ile ilgili siyasette nasıl yorumlar gördük bunu aktaracağız sizlere öte yandan e, Demirtaş İmralı arasında neler yaşandı çünkü e, bir takım tartışmalar var bu tartışmaların perde arkasında ne var biraz bunu yorumlayacağız. E, Diya değer konuşuluyor malumunuz son dönemde terör örgütüyle iltisaklı olduğu ifade edilen. Acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki amaç neydi? Bunu değerlendireceğiz. Nedim Şener'in bununla ilgili e, ulaştığı bilgiler ve yer verdiği iddialar var. Bunlara bakacağız. Sonrasında da e, acaba Millet İttifakının adayı bakımından son gelişmeler neler? Bunu yorumlayacağız, konuşacağız. Hemen başlayalım. E, dediğimiz gibi o fotoğraf çok konuşuldu, çok tartışıldı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerden oluşan parlamento. Demokratik bir parlamento olamaz dedi. Kılıçdaroğlu bu konuda soruları yanıtlarken CHP lideri fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye. İmralı'ya masa attıkları dönemde açılım döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır dedi ve ee, aslında bugüne kadar sessiz kalışı da bu konuda eleştirilmişti Kılıçdaroğlu'nun. Bu açıklaması da eleştirildi. Ee, örneğin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki tepki gösteremiyor dedi. Ee, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir kınayacak sözün yok mu diye sordu. Ee, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir tanesinin fotoğrafları çıkmıştır ama bizim için sürpriz değil dedi. Ve Engin Altay CHP kanadından hiçbir siyasi partinin bir terör örgütüyle bağını asla ve asla doğru bulmayız dedi. Bakarız daha açıklamalara. Mithat Sancar'ın da açıklaması var. Birazdan bunları da ekleyerek devam ederiz. Ama Nedim Şener'le başlayalım mı Nedim Şener? Ne görüyoruz bu fotoğrafla ilgili tartışmanın? Şimdi bahsedelim. tabii e, öncelikle bizim de YouTube YouTube programı yaptığımız Süper Haber'e ve e, oranın deneyimli gazeteci arkadaşımız Cehim Bozkurt'u tebrik ediyorum. Ee, bu fotoğrafları çıkardığı için e, Türkiye'ye bir kez daha yıllardan beri anlatmaya hep beraber anlatmaya çalıştığımız pkk hdp ilişkisini böyle onun da ötesinde olduğunu, böyle siyasi ayak veya işte orga, şey bir ilişki e, gibi değil, baya baya aşk ilişkisi olduğunu ve ayrılmaz e, olduğunu ancak ölüm ayırırmış. Onu gördük yani. Dolayısıyla ya o Aşk fotoğraf, demeyelim. Ya. Aşk çok temiz bir duygu ya. Onu tırnak içinde kullanıyor. Yok, yok yine de kullanmıyor. Baş gerçekten o, çok temiz bu duyguya. Yani. Evet. evet. <laughs> Ama ölüm ayırıyor yani nihayetinde ee, bu meselede. Şimdi ilgi tabii şeyden sondan başlamak lazım. Konunun başı zaten belli. Kamuoyu bunu biliyor. Herkes çok özür dilerim. dilerim. Mithat pozisyonu... Sancar'ın da yani e, tartışmaların muhatabı aslında HDP. HDP eş genel başkanı Sancar şöyle diyor. Çözüm süreci devam ederken. İnsanlar PKK üyesi yakınlarını görme imkanını elde etmişlerdi. Fotoğraf 2017'den beri devlet birimlerinin elinde o güne kadar Semra Güzel adaylık için başvurmuş ve seçilmiştir. diyor. O zaman o teröristin elindeki Kaleşnikov tüfek çeyizi oluyor değil mi? O milletvekili adayı Semra Güzel'in çeyizi olmalı ki fotoğrafı Kaleşnikov'la vermişler öyle mi? Ya bu siyasetçilerin şu halkı daha doğrusu kendi tabanını aptal yerine koymasına yani karşıdakiler inanmıyor zaten de Mithat Sancar gibi bir adama zaten. Ama yani bu işte açılım sürecindeydi. Sözlüsünü görmeye gitmişti falan filan. Yani o Kaleşnikov şey mi? Çeyiz, çeyiz hediyesi mi? Kıyafetler şey mi? Nişan sözlüydü. Nişan kıyafetleri mi? Üzerine giydikleri de. Nasıl bir aptallıktır bu ya? Yani koskoca siyasi genel başkanlar oturmuş milleti aptal yerine koyuyorlar. Yani Mithat Sancar'ın kendi ağzından eş başkan seçildiği gün çıkıp kürsüden İmralı'ya selam gönderip de barışın ışığı oradadır falan demedi mi ya? Ya Mithat Hoca nasıl bu hallere geliyor? Nasıl bu hale düşüyor? Anlamıyorum biliyor musunuz? Yani değerli bir akademisyendir. Bilgili bir insandır yani. Ben utanıyorum bunlar adına. Ya gerçekten bakın hep söylüyorum. Dağda eline silah alan teröristler var ya. Hepsi ahlaksızdır ama hiç olmazsa bunlardan daha farklıdırlar biliyor musun? Hiç olmazsa net tavrını koyuyorlar ortaya. Devlete karşı silah çekiyorum diyor. Devlet de onun gerekenini yapıyor. Etkisi hale getiriyor. Şimdi evet. Sancar'ın bu siyasetçilerin düştüğü hale bak. Bir anda demokrasiyi kavramının içinde, meclis çatısı altında, anayasa bağlılık yemin edecekler şerefleri üzerine. O şerefi çiğneyecekler. Böyle aptal aptal konuşmalar yapacak. Gerçekten yazık ya bu millete artık. Ya Kılıçdaroğlu'nun mesela söylediği laf. Efendim bu Fotoğraf açılım sürecinde çekilmiş. Muhatap Erdoğan. Çok doğru. Muhatap Erdoğan. Peki açılım sürecinde birisi daha vardı. Kobani bahanesiyle e, insanları sokağa çağırdığında 37 kişi öldü. Kim o? Demirtaş. Açılım sürecinde. Peki onun suçu ne diye ikide bir niye söylüyorsun? Bırak desin ki desin ki Demirtaş'la ilgili konu da muhatap Erdoğan'dır desin. Ama Demirtaş'a sahip çıkıyor. Ama bu fotoğrafa sahip çıkmıyor. Demirtaş'a sahip çıkıyorsan, Demirtaş'ın işlediği suçlara ortak olmak istiyorsan, destek olmak istiyorsan, o zaman Semra Güzel'in yaptıklarına destek olacaksın. Hiç olmazsa şey gibi Mithat Sancar ve HDP'liler gibi saçma sapan iki laf ediver. Değil, deyin ki ya sözcüsünü görmekmiş o açılım sürecinde falan filan deyin. Böyle biraz paketleyiverin halkın yiyeceği şekilde. O yüzden artık bakın yerel seçim akşamından beri söylüyorum. Daha da öncesinde başlamıştım. HDP ile girilen bu kirli ilişki. Bak, tekrar söylüyorum. HDP kirli bir partidir. Teröristlerin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi şubesidir. Bunu yıllardan beri söylüyorum. edilmedi Bunu Kürt düşmanlığı gibi e, bana yafta takmaya çalışıyorlar. Hayır Kürtler başımın tacı. Türkler başımın tacı, bu ülkede yaşayan herkes başımın tacı kim olursa olsun etnik kökeni, ama teröristler değil ayağımızın altında. Hepimizin ayağının altında olması lazım. Şimdi e, işte bu fotoğraf, bu ilişkiyi bir kez daha ortaya dökmüştür. Dolayısıyla bu yerel seçimler sürecinde girilen kirli ilişki artık terörün kiri, Türkiye'nin en değerli partilerine bulaşmaya başladı ya. Mesela İyi Parti'nin genel başkanına karşısına çıkıyor bir tane densiz HDP'li Kürdistan diyor. Öyle kuzu kuzu çekilip gidiyor. Bize etmedikleri hakaret yok İyi Partilerin. Üstümüze yağdırdılar yani ne aile ne, ne şey bıraktılar. Etmedikleri küfür kalmadı. Ama o HDP'liye ağız açamadılar. Tek bir laf edemediler. Lütfü Türkkan denilen densiz milletvekili gitti. O sivri dili bir şehit yakınına senin bacını bilmem ne yaparım diye ona edebildi küfür. Niye HDP'liler edemedin? Daha HDP'liler kendileri hiç saklıyorlar mı? Daha meclis açılır açılmaz. PKK'lıların HDP'lileri o seçmenin sayesinde burada oturuyorsunuz dedikleri zaman susluğa kaldı. Ama biz sadece İyi Parti'nin adını İP diye kısalttığımız, kısalttık diye etmedikleri küfür kalmadı. O haysiyetsizlerin edenler için söylüyorum. Şimdi bu, nereye geldik? Buraya kadar geldik. Yani, yani şu olabilir mi? Bakın e, HDP'nin e, bir takım taleplerinin olacağını düşün, öngörebiliyorduk. Söylüyorlardı zaten yerel seçimler sürecinde. Nitekim Hüda Kaya var ya o PKK yandaşı. Garada şehitlerimiz olduğunda onu e, Türk askerinin öldürdüğünü e, söylüyordu oradaki şehitlerimizi. Oysa başlarına sıkımı Öyle densiz, haysiyetsiz insanlar bunlar. Şimdi o belediyeden çıkmıyordu zaten. Ama Diyorsunuz ki tamam görüşmeler falan fotoğraflar bir, bir ilişki yani olabilir. Yani buradaki vurgu aslında Mithat Sancar'ın e, 2017'de çekim e, 2017'den beri devlet birimlerinin elinde bu fotoğraf diyor. Ee, yani o zamandan beri o peki, zaman Peki diyor vesaire. HDP diyor. HDP Öcalan'ın 20 yıllık projesidir dediğinde Demirtaş yıl kaçtı? 2012 idi. Mesela e, Bedirhan Bebek havaya uçurulduğu zaman dilleri lal olan HDP'liler kaç yılında katledilmişti annesiyle beraber Bedirhan Bebek? Ya da Tunceli'de katledilen çocuklar ele yapım patlayıcıyla onlar kaç yılında öldürüldü? Mesela Eruh Şenbirli kaç yılında baskına uğradı? insanlarımız öldürüldü. Mesela hamile eşinin yanında Asubay as şehidimiz ne zaman öldürüldü? Ya bakın ha hakikaten insanın çıldırası geliyor bu haysiyetsiz açıklamalardan bu böyle konuştuğum için özleyicilerden gerçekten özür diliyorum. Ya şu anda gerçekten çok ya bir insanda hiç olmazsa bazı şeylerde bir utanma çizgin olacak. 2017'de olsa ne olur? 15'te olsa, 14'te olsa ne olur? Senin terörist PKK'nın şubesi olduğun gerçeğini değiştiriyor mu bu? Değiştiriyor mu? Sen desene. Şunu söylersen derim ki her şeyi ben kendi adıma gözden geçiririm. Özür de dilerim. Mithat Sancar derse bir dakika ya. O milletvekili böyle bir şey yapmışsa biz onu ihraç ederiz. Biz terörle ne işimiz olabilir? Biz anayasa çerçevesinde görev yapan milletvekilleriyiz. Biz demokratik siyaset için şunu şunu yapıyoruz diyebiliyor musun? PKK terör örgütü diyebiliyor musun? Ya PKK sana hiçbir şey söylemiyorum bak. Bütün söylediklerimi geri alacağım. PKK bir terör örgütüdür. Benim onunla hiçbir işim olmaz. Peki. Bu milletvekilini ihraç edeceğim de ben bütün hepsini Peki. şey Hatta gidip Şimdi, onlar için çalışacağım. Evet. Şunu söyle bakın. Ve geldi bu kir, bu kir geldi Atatürk'ün partisine yapıştı. Bak yapıştı, maalesef yapıştı. Dedim ya, yerel seçimler sürecinde HDP talepleri vardı ama gerçekten aklımıza gelmezdi. Bakın şu, yani bunu söyleseler, derim ki ya burada bir başka bir fantazi var, başka bir şey var diye. PKK iltisaklı bir dernek, belediyeden yardımlar alacak. Ona birazdan gireceğiz. Alacak. Tamam. Ve PKK'lı teröristlerin, öldürmüş teröristlerin ve dağda teröristlerin ailelerine yardım kartları gönderilecek. Ya arkadaş derdim ki Diyarbakır Belediyesi'nde oluyor bu, başka ee, Hakkari'de oluyor, Van'da oluyor. Oldu, kayyum atandı. Ya kardeşim burada ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu şey mi yol geçer hanım burası peki, onu İstanbul. birazdan konuşacağız derdim yani ya. orada ne, oldu? ne, var buraya geldi bu iddialar ve, ve bakın, tekrar Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz peki ya bir kere Böyle bir milletvekili olabilir mi kardeşim? Biz sizinle biz sizi demokratik siyaset çizgisine çekmek. Hatta ben Kürt sorunu için sizi muhatap al, e, diyerek risk aldım. Ben bunun için uğraştım, uğraşıyorum, hala da uğraşacağım. Ama hiç olmazsa siz de PKK'lı teröriste çıkan milletvekiliniz için bir iki laf edin. Böyle laf olur mu? Böyle milletvekili olur mu? Diye, desene. Onun yerine şeyinsi e, e, bunun muhatabı Erdoğan. O zaman tekrar soruyorum. Açılım sürecinde çekilen o fotoğrafın muhatabı Erdoğansa sen niye açılım sürecinde 37 kişinin ölümüne sebep olmuş demirtaşa sahip çıkıyorsun? Niye ikide bir demirtaşın suçunu ediyorsun? Niye hapiste evet. diyorsun? Dolayısıyla ona sahip çıkıyorsan o sürecin o süreçle ilgili ve bu süreci bir daha işletmek istiyorsan bu fotoğrafın muhatabı da de sensin. Kırışt Çünkü HDP PKK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi şubesiyle işbirliği yapan sensin. Tamam devam edeceğiz ama onu İstey'e soralım. E, bu tartışmaların e, arkasında ne görüyor e, Onur iste ama CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasını da iletelim. CHP tutumunu defalarca anlattım diyor parti sözcüsü olarak. Terör, terörist CHP'nin kırmızı çizgisidir. E, Fezleke meclise geldiğinde gereğini yaparız açıklaması var bir yandan e, Öztrak'ın. Buyurun e, Onur iste, sizi dinleyelim. Hem açıklamalar ne anlatıyor size göre hem de bu tartışmada ne görüyorsunuz? Merhaba tekrar. Ee, şimdi ha. aslında burada ne görüyoruz? HDP'li terörist, e, HDP'li bir e, milletvekili bir teröristle beraber, işte terörist kıyafetleriyle, bir silahla beraber e, PKK kamplarından biriyle poz vermiş. Şimdi i̇ddiada savunma da o da ki gerçekten Nedim Bey gibi ben de gidiyorum aslında o savunmaya. Tamamen bir aşk ilişkisi varmış orada. E, bir işte erkek arkadaşını görmeye giden, bir nişanlısını görmek, görmeye giden bir aşık bir kadın profili adeta çiziliyor şöyle varsayın ister açılım süreci olsun ister kapanım süreci olsun ne fark ederse hiçbir şey fark etmez bu. Siz PKK kamplarından herhangi birine herhangi bir dostunuza gidemezsiniz. Burada en hafifiyle bu milletvekili Semra Güzel'in örgüt üyesi olmakla yargılanması gerekiyor. Zaten anladığım kadarıyla hakkında düzenlenmesi düzenlenmeye çalıştığını iddianame yani soruşturma bu konuda. Herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunun fezlekesi gelecektir ve dokunulmazlığının kalkması da söz konusu olacak. Zira dünyanın hiçbir demokratik toplumunda doğrudan terörist örgütlerle görüş, görüşen, onunla organik bağ içinde olan, onun hiyerarşik yapısı içinde olan kimseye demokratik toplumda milletvekili yapılmasına müsaade edilmez. Tabi bu konuda hiçbirimiz yargıçta değiliz yani çok da ileri gitmek istemiyorum o savunmalarını mutlaka mahkemeye yapmak durumunda. Burada en azından bir şey var. Örgüt üyeliği olduğu belli. Daha fazlası inşallah çıkmaz. Ee, tabii şu da çok önemli bizim açımızdan. Şimdi e, bu hanımefendinin yargılanması gerekiyor. Tabii yargılandığı zaman da ne alması gerekenden bir hafif cezaya alsın o bir zulümdür. Ne de alması gerekenden fazlaya alsın o da başka bir zulüm olur. Bir ilişkiye de dikkat çekmek istiyorum özellikle. Buyurun. Ee, Türkiye'deki sadece terörist örgüt PKK değil. FETÖ var mesela terörist örgütler. İşte DHKPC var. Başka ismi sayamadığımız e, her türlü iğrençliği yapabilen başka başka terör örgütleri var. Şu hassasiyetimizi hepimizin katıldığı hassasiyeti mesela FETÖ terör örgütü ile ilgili de taşımak durumundayız. Mesela onunla ilgili fotoğraf çekilen milletvekilleri ona, e, ona bağlılık belirten milletvekilleri konusunda da benzer hassasiyeti gözetmeliyiz diye düşünüyorum. Keza bir de ek olarak işte şunu eklemek isterim. Şimdi e, burada Velev ki açılım sürecinde oldu bu süreç. Yani açılım sürecine ilişkin de, de, her her fırsatta olabildiğince bu sürecin ne kadar yanlış olduğunu ta 1984'ten beri Eruh baskınından beri terörist olduğu, terörist örgüt olduğu belli olan bir örgütle müzakere edilemeyeceğini ancak böyle bir örgütle hukuk çerçevesinde mücadele edilebileceğini ifade ediyoruz. Ancak bununla birlikte gerçekten bir adeta bir gaflet, adeta bir dalalet dönemi oldu bu ülkede. Ne yapıldı? Teröristle müzakere edilmenin denendiği oldu iyi niyetle veya değil ayrı ama çok yanlış bir süreçti. Belir ki bu süreçte olsun ee, Semra e, Güzel isimli milletvekilinin oraya gidip e, bu pozları veriyor olması ya da örgüt üyesi olması bir hukuka uygunluk sebebi ya da onun suçunu ortadan kaldıran bir sebep olarak e, şey yapılmaz değerlendirilmez. İster şimdi olsun, ister açılım sürecinde olsun, terörist her zaman teröristtir, örgüt üyesi her zaman örgüt üyesidir diye düşünüyorum. Peki bu 2017'de e, bu fotoğraf devlet birimlerinin eline geçmiş. işte Sancar'ın burgusunda bu var. Kılıçdaroğlu da dönüp e, ne zaman çekilmiş bu fotoğraf gibi bir sorusu var. Yani buralara odaklanılmasını e, açıklamalarda nasıl yorumluyorsunuz? Bakın, orada şöyle bir husus var. Özellikle seçim kurullarına ilişkin bir e, haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü seçim kurulları milletvekili adayı olduğu zaman sadece e, sabıka kaydına bakmakla yükümlü. Bundan daha fazlasına bakamaz bir güvenlik soruşturması, başka bir araştırma yapamaz. Yapmamalı da zaten. Dolayısıyla henüz kesinleşmiş mahkumiyeti olmayan bu Semra Güzel'in milletvekili de bir problem yok. Yani bu fotoğraflar daha önce vardıysa ve birileri cebinde saklayıp şimdi siyaseten bunu çıkartıyorsa bunun bir görevi kötüye kullanma suçu olduğunu kabul ederim. Ama şunu kabul etmem mümkün değil. Bu kadın niye milletvekili yapıldı? Ya yapılır. Şu anda dahi milletvekili seçilmeye yeterli var bu insanın çünkü kesinleşmiş bir hüküm yok hakkında. Yapılması gereken nedir? Bu olay alenileştiği için artık bir fezleke getirilecek. Bu fezleke çerçevesinde meclis bir karar alacak, dokunulmazlığı kaldırılacak. Bağımsız mahkemelerde neyse örgüt üyeliğinin cezası eğer suç sabitse bu cezayı verecekler yani. Peki yani birazdan onu da değerlendiririz. Bir yandan da HDP'nin kapatılması ile ilgili bir süreç var. Yani onu da takip ediyoruz. Dönüp dolaşıp bu tartışmalar hep bu noktaya geldiğinde o zaman HDP ile ilgili gereken yapılsın denmişti hep biliyorsunuz. Başka ee, Konuş, çok özür <laughs> dilerim. Bu burada şöyle bir konu var. Sanki böyle evrensel hukuk prensiplerinden konuşunca biz Zannetliyor ki birileri ya işte bu böyle olmaz işte günlük böyle olmaz ya evrensel hukuk prensipleri dediğiniz şey mesela bir masumiyet karinesi mesela suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi yüzyıllar içindeki tecrübelerin oluşu, oluşmasından sonra bir indikten adeta süzülmüş getirilmiş prensipler şimdi bir suçta ve cezada ee, şahsilik ilkesi var yani ben Semra Güzel bugün terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin çok ciddi bir şüphe var diye ben bütün terör, bütün HDP'liler terörist diyemem. Bu bir. İkincisi HDP'ye oy veren vatandaşların tamamına zaten bunu söylemek hadsizlik olur. Kimse de bunu söylemez zaten. Ondan sonra üç, eğer gerçekten HDP bu konuda teröristlerin bir yatağı olmuşsa ki bu konuda gerçekten ciddi bir şüphe vardır. Hangi teröristler o yataktan besleniyorsa o teröristleri siz kulağından tutarsınız, devletsiniz, hapse de atarsınız, para cezası artık neyse siyasetten de yasaklarsınız ama Kurumu yasaklamanın bir anlamı yok. Çünkü kurum gerçek kişinin cezai sorumluluğu yok. Yani bugün ne yapacağız? HDP'yi kapatsak mı? HDP hapse atamayız. HDP'yi kulağından tutup asamayız. Çünkü HDP bir tüzel kişilik. Bizim insanlar olarak uydurduğumuz bir yapı. Şimdi hadi yap, hadi real siyaset açısından dönelim. Demokratik e, Bölgeler Partisi var şu anda meclisin içinde. Buradaki milletvekillerin tamam oraya geçecek. Ulaşmaya çalıştığınız, erekten ulaşmaya çalıştığınız amaçtan da daha geriye düşeceksiniz. Hem dünyaya demokratik olmayan bir toplum imajı vereceksiniz. Çok haksız olarak kendimize bu yapacağız. Olduğumuzdan daha güzel geri göstereceğiz kendimize. Hem de amaca ulaşamayacağız. Niye bunu yapıyoruz? Terörle mücadele akıllı olma işi. Akıllı olmak için hukuku uymak gerekiyor bir noktada. Yani popülizmi geri çekip hukuku olabildiğince kullanmak, aynı zamanda da tabii gerektiği noktalarda silahlı kuvvetleri kullanmak gerekiyor. Peki. Mehmet Metiner sizinle devam edelim. Yani hem bu tartışmalara dair açıklamalara dair e, yorumunuzu rica edeceğim. Hem de bir şey söyledi Sayın İsta dedi ki e, PKK gibi başka terör örgütleri de var korkunç e, işler yapan. Dolayısıyla mesela FETÖ konusunda niye böyle bakmıyoruz bu meseleye dedi. Not Belki onunla ilgili zaten. de yanıtınızı rica edelim. Yani Onur İsta e sevdiğim, değer verdiğim bir siyasetçi. Önü açık olsun. Ama evet, böyle bir açıklama niye yaptığını... Başka biri söylemiş olsaydı çok daha şiddet bir dille cevaplardım ama burada başka bir şey var ama o Hindik honor istedi yok partisinde yok Hı. o yüzden çok e, e, benzer gibi görünen ama aslında hiçbir şekilde benzerliği olmayan buradaki bir suçu bir başka şeyle yumuşatmaya, şey yapmaya çalışan bir şey. Bu, buraya, bu, sakın kabul edilmez de, diyorsunuz. Sakın edilmez. sevdiğim, değer verdiğim parti DSP bu kulvara girmesin. Birazdan değineceğim ona. Ama önce, önce Kemal Bey'e bir dikkat çekmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na. Buyurun. Bakınız tarafsız bölgede, Siyanen'de kendisini Ahmet Hakan Bey soruyor. Siz YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor musunuz? Asla diyor, biz terör örgütü olarak görmeyiz YPG'yi. Sonra bir başka haber kanalında ee, sunucunun adını almaya değer bulmadığım için e, söylemiyorum o haber kanalının adını. Soruyorlar bu kez Kemal Bey YPG'den bahis açıldı. Siz YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor musunuz? YPG'nin terör örgütü olduğunu, PKK'nın yan kuruluşu olduğunu herkes biliyor diyor. Şimdi Kemal Bey böyle bir siyasetçi. Böyle bir siyasetçi. Şimdi burada burada bir fotoğraf var. Çözüm sürecine atıfta bulunmanın hangi tarihte bu fotoğrafın çekildiğine atıfta bulunmanın ne alakası var? Velevki çözüm sürecinde çekilmiş olsun diyelim. Velevki Kemal Bey'in vermesi gereken cevap bu mu olmalı? Bu mu olmalı? Çözüm süreci nasıl bir süreçtir? Açılım süreci dediğimiz süreç nasıl bir süreçtir? Ve Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi diye de tanımladığımız proje nasıl bir? Silahın kutsandığı, Kaleş kutsandığı bir süreç midir? Tam tersine o silahların gömülmek istendiği, ebediyen gömülmek üzere e, gö görüşmelerin sürdürüldüğü bir süreçtir ya. Siz keleşle Kalleşçe bir biçimde poz veriyorsanız bunun hangi süreçte çekildiğini bir anlamı yok ki ya. Bir terör kampı var, oraya giden bir kadın var, orada da silahı kutsayan e, bir görüntü var. Bu çözüm sürecinde çekilse ne olur, çekilmese ne olur Kemal Bey? Daha YPG'nin terör örgütü olup olmadığını, PKK ile iltisakı organik ilişkisi olup olmadığını bilmeden size uzatılan mikrofona ben terör örgütü olarak görmem diyorsun. Hatta YPG'yi kendi halkının kurtuluş mücadelesini veren bir özgürlük hareketi olarak selamlıyorsun. Sonra günün birinde YPG PKK'nın yan kuruluşudur diyorsunuz, terör örgütüdür diyorsunuz. Şimdi Kemal Bey böyle bir siyasetçi. Böyle bir siyasetçi. Üzülüyorum onun adına. Yani siyasetin bu kerteye indirgenmiş olması o kadar üzücü ki. Hele Kemal Bey'in içine düşürüldüğü bu durum o kadar üzücü ki yani. Siyaset adına o Sayın kadar Metiner, üzücü. Sayın bu, Metiner bu salı günü de bizim yayınımızda konuşuldu. Benzeri yorumlar e, konuklarımız tarafından yapılmıştı. İzleyicilerimiz yine benzeri mesajlar atıyorlar. Yani siyasette dün dündür bugün bugündür sözünü hatırlatarak da şunu söylüyorlar. E başka liderler de yeri geldiğinde farklı konularda e, daha önce söylediklerinden zıt şeyler söyleyebiliyorlar. Vallahi ben hiçbir liderin e, PKK terör örgütü değildir de, dediğini duymadım. Ya Pekka çözüm sürecinde terör örgütüydü. 1984'te e, Eruh Şemdinli'den başlattığı şeyle beraber de terör örgütüydü. Yani herkes bunu PKK'nın terör örgütü olduğunu bilir. <laughs> çözüm sürecine girmiş olmamız PKK'yı terör örgütü olmaktan çıkartmaz. Bir bu. İkincisi bu FETÖ resmi üzerinde FETÖ'yle yani Pensilvanya'daki iblisle bir kısım milletvekillerimizin işlerinde bizim partimizin milletvekillerinde bulundu. Halihazırda hazırda işte Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız üzerinden sürdürülen bir polemik bu. Efendim işte onlar da gitmişler Pensilvanya'dan e, terör örgütünün lideriyle fotoğraf çekmişler. Niye aynı işleme onlar tabi tutulmuyorlar? Bakınız o kadar net bir şey ki bir defa bu mukayese üzerinden konuşan insanlar onur isteği dışarıda tutarak söylüyorum, partisini dışarıda tutarak söylüyorum. Eğer akıllarında PKK'yı da bir şekilde, HDP'yi de bir şekilde aklamak paklamak yoksa, böylesine gereksiz bir mukayese üzerinden laf söylemeyi bile kendilerine yakıştırmazlar. Niye? PKK en başından itibaren terör örgütü olarak bilinen bir örgüt. FETÖ dediğimiz örgüt de 2013'ten sonra, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla da terör örgütü olarak ilan edilmiş bir örgüt. Eğer 2013'ten önce Pensilvanya'daki iblisle, fotoğrafları çıkan milletvekillerini sanki terör örgütü lideri olduğunu bildiği halde onunla görüşmeye giden, onunla poz veren kişiler olarak takdim ederseniz bu fotoğraf üzerinden onu da bir şekilde aklamaya, paklamaya çalışırsın. Bu olmaz. Bu iyi niyetle bağdaşır bir tavır değil. Ama 2013'ten sonra devletin FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve kökünün kazınması gerektiğini söylediği tarihten sonra eğer içimizden de birileri FETÖ ile görüşmeye gitmişse onun kökünü kazımak da bizim boynumuzun borcudur. Peki. Yani. Yani i̇ki fotoğraf arasındaki mukayeseyi bu sözlerle bitiriyorum. Ee, bir, bir diğer husus bir diğer husus şimdi her seferinde her seferinde ee, i̇şte işte FETÖ'nün siyasi ayağı falan. E, bu Ama çok tartıştığımız bir başlık. Kemal Bey'den İçin. de çok rica ediyorum ya. Artık sorularımıza cevap versin. FETÖ'nün siyasi ayağı var. İçimizde varsa göstersinler. Temizleyelim. Temizlemezsek kendi partimizde hesaplaşmasını biliriz. Hadi kendi içine bakmasını bilmiyor Kemal Bey. Orayı geçtik. Çok rica ediyorum Kemal Bey sizden ya. Bakınız milyonların izlediği bir televizyon kanalından şu an size sesleniyorum. Türkiye'de PKK'nın siyasi ayağı yok mu? Bir cevap verin. Yok diyorsanız da bilelim, var diyorsanız da bilelim. Var diyorsanız peki siyasi ayağı kimdir? Bir de bu sorunun cevabını verin. Bir diğer husus bakınız, bu bu da çok önemli. Kemal Bey gerçekten bilmediği konuda konuşuyor veya konuşturuluyor. Kürt meselesi Kemal Bey'in bildiği bir konu değil. Niye değil? Kürt sorunun çözümü için diyor biz HDP'yi muhatap olarak kabul edebiliriz. Ya Kürt sorunu dediğiniz sorun yani bir etnik tanınma sorunudur ki bu bunu aşmışız. Bir de kültürel bir sorundur. AK Parti'nin attığı adımlarla da büyük ölçüde bitmiş bir sorundur bu. Ama diyelim ki AK Parti kültürel adımlarla ilgili bir yana eksik bırakmış diyelim. Ya bunu çözmek için HDP'ye muhatap almana gerek yok ki Kemal Bey. Sen gelirsin o adımı atacağını söylersin. Söz gelimi ana dilde eğitimi yapacağım dersin. Eksik bırakılan bu var dersin söz gelimi yani. E bunun için HDP'yi niye muhatap alacağını duyuruyorsun ki Kemal Bey? Peki. Yani bir konuyu çözmek için, kültürel bir sorunu çözmek için HDP muhatap alınmaz. Başka bir parti de muhatap alınmaz. Siz eğer PKK sorununu, terör sorunu çözmek için HDP'yi muhatap alacağınızı söylüyorsanız bu anlamlı bir cevaptır. Niye anlamlı bir cevaptır? Çünkü HDP zaten PKK'nın siyasi partisidir. Peki. İltisaktan bahsetmiyorum bakınız. Doğrudan söylüyorum HDP PKK'nın siyasi partisidir. Dağdaki o elinde keleş olan teröristle Adıyaman kırsalında memleketim Adıyaman kırsalında öldürülen teröristle Semra Güzel'in aidiyeti birdir. Birinin elinde keleş vardır o orada görevi odur bir diğerine de siyaset görev verilmiştir. Bir Peki. yerine de gazete çıkart denilmiştir. Televizyon aç demiştir. Kimileri de akademisyendir. Dolayısıyla PKK terör örgütünün farklı elemanlarından, aparatlarından söz edebiliriz. Yoksa HDP sanki iltisakı varmış gibi değil. PKK tarafından kurulmuş, kurdurtulmuş ve bütün talimatları da kan dilden alan bir siyasi aparattır. Dolayısıyla bu fotoğrafta net bir biçimde bunu gösteriyor. Bunun lamı cimi yok, ötesi berisi yok yani. Peki, e, Hakan Bey'le devam edeceğiz ama belki birazdan bu da yorumlanır ve değerlendirilir. HDP ile ilgili fotoğraf net e, diyor Sayın Metinler. Er. E, Nedim Şener de aynı şeyleri ifade ediyor edin, neredeyse. E, o zaman yargı süreci ile ilgili ne olacak? Ee, yani dönüp hep bu konular söylendiğinde bir e, eleştiri yargıyı. boyutu yargıyı. olarak da o zaman HDP ile ilgili gereken yapılsın. E, ki Sayın Bahçeli'nin de son dönemde bu yönde çağrıları var. Hakan Bey'in e, bahsettiği bağlam çok önemli. HDP bu ilişkiyi zaten reddetmiyor. Hatırlayacaksınız bakın. Kılıçdaroğlu hiç kimseyi dinlemesin. Bizi dinlemesin. Onu eleştirenleri dinlemesin. HDP'lileri dinlesin. Çok özür dilerim. Vaktinizi alıyorum. E, kendisi muhatap HDP'dir dediği zaman HDP'liler hayır muhatap asıl muhatap İmralı'dır dediler. Tabii. Bitti. Kılıçdaroğlu tamam sizinle benim işim bitti demesi gerekir tutarlı bir insan olarak. Böyle demiyor. Bakın e, fotoğrafla ilgili bu aa, şey kandile masa attıkları zaman açılım sürecinde çekilmiş fotoğraf. Daha geçen hafta hafta içinde Kılıçdaroğlu bu açlama yaptığı günün içinde Meral Deniz Beştaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Paris'te öldürülen 3 tane PKK'lıyı saygıyla andı. Saygıyla andı. Canan Önlerinde eğildi. Da. Canan Kaftancıoğlu da gibi aynı okay. şey yaptı. E, eğildi. CHP'li başkanı. şunu demesi lazım. Ya gerçekten bakın bunu yapıcı olarak söylüyorum. Ya sayın HDP'liler ben sizi bütün eleştirilere rağmen kavramaya, kapsamaya sizinle ister oy verin vermeyin, ben bir, bir konuya bir konuyu anlatmaya çalışıyorum. Sizin bu yaptıklarınız doğru değil. Bu kadar eleştirin en azından ya, hayır Peki. bunu da yapamıyorlar. Peki. Ya, ha, şu, HDP, Pekal. Şu, e, şu fotoğrafa CHP'de HDP eleştiremez. Ne Onur isteye cevabım değildir. Gerçekten DSP'yi çok önemserim. Rahmetli Cevit'i de. Bakınız o kadar samimi bir poz ki rahmetli Cevit'in eski DSP Genel Başkanının Fetullah'la Pensilvanya'daki iblisle çekilmiş bir fotoğrafı. Şimdi bu fotoğrafa bakarak biz yani sırf bu kareye bakarak rahmetli Cevit'le Pensilvanya'daki iblis ve örgütü arasında bir il, iltisak ilişki olduğunu söyleyebilir miyiz ya? Peki. Lütfen DSP DSP adına konuşuyorsun sevgili Onur. Seni çok seviyorum, değer veriyorum ama bu tür böyle bir mukayese üzerinden kendinizi de ofsayta düşürmeyin lütfen. Peki. Bir ekleme yapayım müsaade ederseniz. Kısa rica, rica edeyim başkan ee, dinleyeceğiz. Çok haklısın. Sayın vekilimin haklı olduğu şöyle bir nokta var. Zaten e, biz bu mukayese %100 ceza hukuku anlamında yapmadım ben bu önce. Hakikaten de gerek FETÖcü olsun, gerek PKK'lı olsun yani sadece bir görüşme şey değildir. Eee terör örgütünün üyelik anlamında değerlendirilemez. Söz gelimi. Abdullah Öcalan da lise öğrenci, liseden sınıf arkadaşıdır birisi. Futbol oynamıştır. Biz şimdi bunu PKK'lı olarak mı değerlendireceğiz? Hayır. Ya da FETÖ liderinin o sırada terörist olduğu henüz belli olmamışken onunla görüşen herkesi bu, bu vasıfta mı değerlendireceğiz? Hayır. Ve hatta terörist bir PKK'lı ile görüşen sıradan bir insanı da bu şekilde değerlendirelim. Burada Semra Güzel'i değerlendirmemizin sebebi örgüt kampının içinde ve şeydi, e, kaleş, yani silahlarla e, bunu yapıyor olması. Yani örgüt üyesi olmadan oraya girebilmenizin mümkün olmadığı çok belli. Benzetme noktasına geldiği zaman, Sayın Vekilim de bu söylediğim zaman beni anlayacaktır. Gerçekten 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu kararında FETÖ'nün terör örgütü olabileceğine dair çok ciddi emareler vardı. Ancak demiyorum ki ceza hukuku anlamında 2004'ten sonra her görüşende teröristler asla bölmebildi. Ancak bununla birlikte bu emareler vardı. En azından ceza hukuku anlamında olsa bile, olmasa bile Siyaset anlamında eleştirmem lazım. Yapmak istediğim şey bu. Yoksa e, mesela ben Sayın Nebati için söylemek istememiştim Demir ama tabii ki Sayın Nebati ile Semra Güzel aynı değil. Tabii ki aynı Kefe'de değil. Peki. Ee, Hakan Bey buyurun. Evet. Dört başlığı yani tüm dinlediklerimden dört başlık çıkıyor. Buyurun. Kısa kısa söyleyeyim. Şimdi birincisi HDP-PKK ilişkisi konusunda. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın söylediği cümle hakikaten olayı özetliyor. Yani bu malumun ilanı açıkçası. Şimdi Çok bildiğim, yani Mehmet Bey'in de söylediği, çok net bilinen, herkesin bildiği bir ilişki. Hatta sadece yani işte o fotoğrafı çıkan milletvekili falan değil. Ben Pervin Buldan'ın birkaç konuşmasını dinledim. Galiba alanda yaptı yani Ankara'da değil. Yani hakikaten kulaklarıma inanamadım. Mesela o konuşmayla 7 e, tane dava açılır. Var YouTube'da var yani açar bulur. Bulabilirlerse bulurlar yani. E, i̇şte diyor Hakkari'li gençlerimiz dağlarda kahramanca çarpışıyorlar falan dediği yani PKK'yı kastediyor falan. Şimdi bu ilişki biliniyor. Bunun üstüne pek yorum yapmaya hani işte ispatı budur ya hala bunu görmüyor falan. Şimdi bu bir kere net bir olay. Bunu netleştirdikten sonra ikinci bir başlık. Açılım süreciyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu da bununla ilgili bir cevap vermiş. Bir kere açılım süreci açıkçası benim fikrim e, uygulama yanlışları olsa da genel anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşları nezdinde iyi, samimi ve doğru bir açılımdı. Gayretli bir açılımdı. Ne yani yok sayarak? Şimdi mesela TRT'de Kürtçe kanal var. Ben saygı duyuyorum. E bunları kim yaptı? Açılım sürecinde yapılmış şeyler. Adı da TRT Kürdi. Evet, biliyor. TRT Kürdi yazıyor. Evet. Şimdi açılım süreciyle ilgili e, uygulama hatasıdır, şudur, budur. Tam olabilir. Ama açılım sürecini vay ben yanlış yapıyorum bu işi durdurayım diye siyasi iktidar durdurmadı ki. PKK açılım sürecinin arkasındaki olayın bu Kürt meselesini legalleştirip masa başına çekip akıl yoluyla çözüm için Samimi bir gayret olduğunu görünce 35 yıldır dağa çıkmış çarpışıyorlar. Aa biz iptal olacağız bu durumda dediler ve direkt sabote ettiler. Hendekler mendekler dediğimiz budur. Yani onun da çok tartışılacak tarafı yok. Özür dilerim Hakan Bey. O süreçte büyüyen Tabii. HDP oldu biliyor musunuz? HDP toplum nezdinde ciddi bir şekilde oyu yükseldi desteği arttı. Ya şimdi onu söyleyecek. Özür dilerim yani. Estağfurullah. Şimdi HDP o süreçte, ya 13'lere vardı ya, 13'leri geçti ne vardı? Bu bir iyi, ara, bir şeydi. Bak, evet, iyi bir şeydi. Evet, yani. anketlerde 14 çıkmaya başlamıştı. Niye? Aa, bak olay legalleşiyor, masa başına geçiyor, meclise geçiyor. Ne güzel, mecliste konuşun. Ee, Kürtçe televizyon tatmini, başka bir şey mi var? Tartışın. Tabii Eyvallah. şimdi o, o, o dönemde eleştirilen boyut onu da hatırlatmak lazım bunları konuşurken. Silahlar tamamen bırakılmadan Mosay'a oturulması mevzuydu. Yani belki ona da temas Bakın, temas ettik. TRT, hata... Kürdüğü, TRT Kürdü en çok protesto eden o zaman TRT Şeş'ti PKK ve HDP'ydi. Tabii ki biliyorum. Ya bu adamın atılmasında evet, şöyle, o kadar çok rahatsızlık duyuyorlar ki. HDP'nin yükselişinden en çok Kandil'deki teröristler i̇şte, rahatsız. bakın söyleyeceğim beyler hepsini söyleyeceğim. Yani kısa kısa söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi ikinci konu ne dedik? Açılım süreciyle ilgili bir evet. yorum yaptım. Açılım sürecine herhangi bir atıfta bulunmak yani A'dan Z'ye yanlıştı diye algılamak açıkçası bence doğru değil. Bu benim görüşüm tabii. Bu arada hatırlatayım. Rahmetli Erdal İnönü de onun da uygulama yanlışları olsa da kişilerle ilgili olabilir. Ama onun gayreti de doğruydu. Yani bu gayretin arkasında yatan şudur. Bunu vaktiyle inönü de denedi, bilmem CHP'de bunun raporu hazırlandı, AK Parti'de bunun raporları hazırlandı. AK Parti bunu uygulamaya koydu iktidar olarak üstelik. Yani şu PKK denen olayı legalleştirelim değil. Tasfiye edelim, yok edelim. Silahlarını gömsünler. Teslim olan olsun, hatta af bile çıkaralım. Ama Kürt meselesini gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde masa başında çözelim. Şimdi özeti söyledim. Detay çok bu konuda. Tamam, peki. Bu gayretlerde bu gayretleri hep PKK sabote etmiştir. Çünkü PKK 30-40 yıldır derdi şu. Savaşarak, çarpışarak bağımsız bir Marksist Kürt devleti kurdu. Derdi bu. Türkiye'den de toprak aldık. İller, vilayetleri aldık. Bağımsız Kürt. Ya sen Türk 2000 yıldır bu adamlar dünyaya müsaade etmemişler ya. Üstelik seni bu adamlar kardeş bilmiş. Ya ben gençliğimde Türk-Kürt ayrımı diye bir şey hiç bilmezdim ya. Hakan Bey bir ekleme yapayım. PKK'lı bir terörist elebaşı geçenlerde bir açıklama yaptı. Açılım sürecinde silah bırakmamızı <laughs> Avrupa Birliği ha, istemedi. Ha o da var. Diye evet. diye açıklama yaptı. Evet. Yani, yani tabii, düşünün. O dönem Amerika tabii. ve Avrupa Birliği PKK'nın istihbarat bırakmasın <laughs> istemediler Ya detaya tersi. girmiyorum. Ve o dönem etkin olan FETÖ faktörünü de unutmuşsun. Tabii. Ya tabii ki maksat evet, Türkiye'de evet. huzur olmasın. 30 yıllık o PKK denen Türkiye ile göya çarpışarak, savaşarak silahla telsizden düşman askeri geliyor diye anons ettiği Türk askeri böyle bir örgüt var. Türkiye'den çarpışarak toprak alıp devlet kuracaklar. Özü bu. Türkiye'de dedi ki, Kürt benim. Ben Kürt kadar Kürdüm. Türkiye Cumhuriyeti de Kürdündür. Gelin şunu Allah aşkına masada çözelim dedi. Türkiye Cumhuriyeti bunu dedi. Bütün iktidarlar da bunu istediler. Marjinaller hariç. PKK'nın bu işine gelmedi. E gelmezse sonu bu olur. Bak dünya sökmemiş bu ülkeye. Ya sen orada dağda bu işi becerebilir misin? Ha bu arada akıl bağlı adamlar eminim HDP'li olup da akıl bağlı adamlar ya bu işi adam gibi çözsek ulan çok mahkum olduk falan filan. Bu detaylara girmek istemiyorum. HDP PKK ilişkisi ve açılım süreci dediğimiz şeyin de bana göre özeti budur. 3 Üçüncü başlık bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Yani hakikaten, hakikaten yani bunu çok sık söylüyorum ama kabak tadı verdiğini de biliyorum ama ya Allah aşkına bir milletvekilinin PKK <laughs> bağlantısı netleşmiş. Yani politik cevap, kurnaz zeki cevap bu mudur abi ya? Ne yani olabilirdi? Çok daha kurnaz bir cevap ver. Madem küstürmek istemiyorsun HDP'yi bak bu kadar da açık kalpli söylüyorum olayı. <laughs> çok güzel. Kurnazca cevap ver abi. Bu, bu mu kurnazcası? Senin zekan bu mu? Kurnazlığın bu mu? Sonra da bana kızıyorlar. Bak herkes dalga geçiyor ya. Dalga geçerler haklılar. Ne alakası var 5 sene önce 7 sene olmuş? 5 belli yani pek akalı bir hanımefendi ya bir kadın işte neyse. Ama şunu demek istiyorum. Cevap İhaleyi döndür dolaştır yine açılım sürecinde muhatabı AKP'ydi falan. Peki başka diyeceğim bir laf yok mu? Bak kurnaz cevap madem küstürmeden hani vaziyeti idare edeceksin. Tabii o işler ince zeka işte. Böyle hani çok kurnaz akıllıca bir cevap gibi bu tip bir cevap. Ya da sana bunu söyleyen çok bilmişlerin süper zekalarıyla bu tepkileri verirsen işte böyle dalga konusu olur. Haklı olarak dalga geçerler üstelik. Vallahi hiçbir şey diyemem. Üçüncü diyeceğim de bu. Aa diyeceksiniz ki sen olsan ne cevap verirdin? Valla bu olayda da şunu söyleyeyim size. Bir gün mecliste Demirel konuşuyor muhalefette. Enflasyon yükselmiş. Anavatan iktidarda hiç unutmuyorum. Can kulağıyla dinliyorum. Mesleğe de yeni başlamışım. Demirel dedi ki kardeşim dedi durdurun şu enflasyonu. Durdurun şu enflasyonu. Milletin canı acıyor dedi. Bağırıyor kürsüden. Anap sıralarından sesler geldi. Nasıl durduralım Sayın Demirel dediler ha 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 falan. Ya söylüyorum dedi denk bütçe yapın kardeşim denk bütçe yapın dedi. Bunun çaresi bu dedi. Denk bütçe yapsam, yapmazsanız enflasyon olur dedi. Peki nasıl denk bütçe yapacağız Sayın Demirel dediler yine gülüşmeler sesler. E onu da söylersek dedi size dedi yol mu gösterelim dedi. Bu işler ince işler fazla zeka ister. Böyle çok kurnaza kaçıp yani şiş dayanmasın kebap dayanmasın diye böyle bir böyle bu tür bir cevap verirseniz hani bir sıfat kullanmak istemiyorum başka. İşte sonuçta döner dön dalga geçerler ve haklı dalga geçerler. Peki. Dördüncü bir konu. Buyurun. Konuşup konuşup da çoğunluğun benimsediği konularda ama deyip araya bir şey sıkıştıran yaklaşımları sevmem. Harika. Ama burada bunu yapacağım ama dördüncü konuda bir aman var. O amam şu. Şimdi bakın. Ben HDP'nin gerçekten hani kurtulamaz diyor. Olabilir ya. O haklıdır. Sabaha kadar haklıdır. Çünkü o kurdu diyor Mehmet Bey. Tamam o kurdu biliyoruz abi ya. insaf Ama ben canı gönülden HDP diye bir partinin hakikaten PKK'ya bir Allah aşkına bir cehennem ol git diyebilip Hani bu rol icabı bile olsa ya Allah aşkına ya rol icabı bile olsa. Kurtulup şu ülkeden bak ne güzel o lafı icat eden benim 6 milyon oyu var bu partili diyen benim. Şimdi önüne gelen söylüyor. 6 milyon oyu var bu partinin. 3 yıl önce ben söyledim burada ilk. 6 milyon oyu olan bir parti dedim. Ya Allah aşkına ya. Şunu ne olur vaktiyle dedim ki hani bir kahraman çıksa. Bak ne güzel Selahattin Demirtaş o kadar toplumunun seçmeninin sevdiği bir adam. Efendim fotoğrafı çıkıyor abisi orada PKK ile iç içe bilmem ne. Kobani olayına girmiş. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. İstiyorum ki hani bir desin ki ya ben gençiz, nadim olduk, pişman olduk. Ben artık masa başı bir, masa başı dediğim legal. Kürdün gerçek HDP'si diye bir HDP istiyorum diye bir kahraman çıksa dedim. Bak kahraman ya bunu söylüyorum. Peki. Ama. Ama diyorsunuz. Ya ama Peki. nerede adam istiyorum öyle birisini işte. Çünkü oyları da var, hakları da var. Sonuç şunu söyleyeyim. HDP ile ilgili böyle abuk sabuk yani aa ya bu yeni mi be? Ya eş genel başkan dediğimiz Sayın Pervin Buldan'ın vallahi billahi kulaklarıma inanamadım ya. Neler söylüyor ya? Konuşmasını dinledim ya. Hem de eş genel başkanken. O zaman Selahattin Demirtaş'ı da dinleseydiniz ya. Çok dinledim canım. Ya onun o, için çaresiz hayır, kaldım ben, ben diyorum. Hayır ben bir şey söyleyeyim mi? Çok bir farkı Buradan yok mu Çaresiz kaldım diyorsunuz. dememin sebebi ne? Çok Zaten. bir farkı yok muydu diyorsunuz? Yani? Bazı Buldan, konuları da yok doğru söylüyor. Pervin Buldan Hanım Selahattin Demirtaş'ın yanında Zemzem Söyle'ye kalmış kalır. Siz Selahattin Demirtaş'ı çok iyi izlememişsiniz. Yok izledim diyorum ya onun için çaresiz kaldım diyorum. Bir de şunu söyleyeyim Yoksa, de. Bağışlasın Mete var bence o konuda değişirse. ama umduğumu bulamadım. Yöyüm, yani. Mete belki o konuya girerse. Bakınız e, dün akşamda bir televizyon kanalında bilir bilmez herkes çözüm sürecini, açılım sürecini. Şimdi Mete konusu anlamlıdır başka arkadaşlar. Şimdi biz o evet, sürecin evet. içindeyiz. İçinde olduk. Ayrıca dağı biliriz, Pekka'yı biliriz. İdolisini, kıvrımlarını, kadrolarını, kökenlerini Şimdi buna rağmen biz mütevazi bir şekilde konuşuyoruz. Bizim bak bir tek amacımız vardı. Bunu lütfen ekranın başında izleyenler bizi şey yapsınlar. İzlesinler, not alsınlar ya. Tane tane bir cümle söyleyeceğim size. Bizim AK Parti olarak açılım sürecini başlatmamızın en önemli amaçlarından biri nedir biliyor musunuz? PKK'nın asıl derdinin Kürt meselesinin çözümü olmadığını en başta kendi Kürtlerimize göstermek. Çünkü biz Kürt inkarını sonlandırdığımızda, Kürtlerin yasaklanmış bütün haklarını verdiğimizde bu bir lütuf değil asla. Yani Kürt meselesini bir inkar sorunu olmaktan çıkartıp bir asimilasyon, cebir şey olmaktan çıkartıp adımları attığımızda bunu en fazla direnen PKK oldu. Peki. Yani konuşacağız. Evet, silahını evet. bırakmak istemeyişinin sebebi bu. Biz bunu Kürt halkına göstermek için yaptık ve PKK'nın hala asıl amacının da aslında Kürt sorunu çözmek olmadığını Kemal Bey anlamamışsa Varsın HDP ile oturup bu sorunu çözsün. Mete Bey'i dinleyeceğiz. Onun anlatacakları önemli. Bu arada Süleyman Demirel taklidiniz yine beğenilmiş izleyicilerimiz tarafından. Eski Hakan danışmanı Bey. yani. Kısa bir ara sonra Mete Bey devam edeceğiz. Efendim Akıl Çemberinde devam ediyoruz gündemi yorumlamayı sürdürüyoruz teröristle fotoğraf olayının e, perde arkasına bakıyoruz açıklamaları aktardık HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafıyla ilgili Meral Akşener'in değerlendirmesini de iletip sözü Mete Yarar'a bırakacağım. Ben milletvekili değilim ama arkadaşlarımdan bildiğim o fezlake'ye evet oyu verecek arkadaşlarımız İyi Parti'nin tutumu her zaman terör, teröre yataklık, terörle teröristle iltisak, irtibat gibi konularda açık ve nettir diyor. Şu Meral Akşener'de buyurun e, Mete Yarar, hem Kılıçdaroğlu'nun açıklaması eleştirildi malum az önce konuştuğumuz gibi hem de bu fotoğrafla ilgili tartışmalarda size görüyorsunuz. Ben de e, üstad gibi böyle bölümlere ayırarak e, konuşmayı tercih edeceğim. Buyurun. Ben bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bu fotoğraftan daha büyük bir fotoğraf çekmek istiyorum. Ondan sonra bu fotoğrafa geleceğim. Bu fotoğraf gerçekten e, hani bu büyük puzzle'ın içerisine yalnızca bir tane bir parçası onun on binlerce parçadan oluşanlardan yalnızca bir parçası. Bir parçayı konuşuyoruz. Asıl puzzle ne? Asıl puzzle ne olduğunu bir konuşalım mı? Olur. Bir örgüt var. Bu örgüt yurt dışı istihbarat servisleri tarafından organize ediliyor, destekleniyor, maddi destek alıyor, istihbarat desteği alıyor, silah desteği alıyor ve eğitim desteği alıyor. Ve 1984'ten beri de birçok ülkede kendisine toprak verilerek İlk toprak verilişi hatırlarsınız Beka Vadisi'dir. Arkasından da 1991 yılından sonra Çeküçküç'ün gelmesiyle beraber İran kuzeyine yerleşerek kendisine bir alan oluşturan bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgüt 1984'ten beri bu ülkenin On binlerce insanını canını almış bir örgütten bahsediyoruz. On binlerce şehidimiz var sivil, asker, korucu, güvenlik görevlisi dahil olmak üzere. Geçen gün Sayın e, İçişleri Bakanı da açıkladı. İlk defa böyle bir çalışma yapıldı. 1984'ten beri kaynakların aktarılması, diğer yapılanlar, örgütün verdiği zararlar, e, işte bölgeden alınamayan vergiler, ticaretin durmasıyla oluşan kayıtlar <laughs> dahil olmak üzere <laughs> oluşturduğu bir miktardan bahsetti, 2 trilyon dolardan bahsetti. Yani ülkenin hem kaynaklarını hem de e, insanlarını tüketen bir örgütten bahsediyoruz. Ve örgütün açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak ve yıktıktan sonra da bölgede kendilerine ait olan bir devlet kurmak. Bizim karşımızdaki örgüt böyle bir örgüt yani nihai amacı bu. Yani adam öyle söylüyor amacını böyle söylüyor. Tek, tek parçada Kürdistan, bağımsız birleşik Kürdistan. Hayır bizden ama Tabii. bizden toprak alarak. Yani, yani, Zaten Suriye, İran, Irak, Türkiye'den müteşekkir. Ama hep bu arada konfederasyon gibi hep. Her yerden. Ifade ediyorlar bu gibi. arada böyle bir örgütü konuşuyoruz. Ve böyle bir örgütü örgütün e, faaliyetlerini konuşurken kelimelerimizi yumuşatmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Yani benim bazen gerçekten aklım duruyor. Yani e, durmasının sebeplenen bir tanesi şu. E, şöyle bir şey değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde ideolojik olarak şunları şunları yapacağım. Demiyorsunuz ki bu devleti yıkacağım diyorsunuz. Amacınızı bu olarak söylüyorsunuz. Ve bunun içinde bu ülkenin insanlarını öldürüyorsunuz sivil çocuk işte kadın e, asker polis demeden 84'ten beri devam ediyorsunuz bunu ve bunda, bun, bunda da geri adımınız yok ve arkasından da dediğim gibi diğer devletlerin de desteğini alıyorsunuz şimdi bu fotoğraf bu kadar büyük bir fotoğraf var ve bu kadar büyük fotoğrafın içinde bir tane de küçük bir fotoğrafımız var. O da bir milletvekilinin milletvekili olmadan önce gidip çekildiği fotoğraf. Arkadaş eyvallah da bu fotoğrafı nereye koyacağız? Bu büyük puzzle'ı nereye koyacağım ben? Bu puzzle'ı niye görmezden geliyoruz? Israrla niye görmezden geliyoruz? Her defasında neden küçümsüyoruz? Ben buradaki hazırın için konuşmuyorum. Genel olarak tartıştığımız konulardan bir tanesi bu çünkü. Hani bugün e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorusuyla başladınız ya e, ve o sorunun içinde şu geçti ya sizin içinde. Hani anlatırken e, çözüm süreciyle ilgili. Tamam. O zaman onların söylemleri üzerinden gidelim. Eğer onların söylemleri üzerinden gidersek çözüm süreci içerisinde çözüm sürecine CHP'nin tavrı neydi? Kaştın. Çözüm süreci bir bölünme projesidir. Ve o dönemde Selahattin Demirtaş'la ilgili yazılanlara, çizilenlere, tweetlere, her şeye bakmanızı, o zamanki beyanlara bakmanızı tavsiye ederim. Ben bu örneği özellikle veriyorum. Engin Özkoç'un şu anda grup başkan vekili olan milletvekilinin o dönemde kapalı oturumda konuşmayı dışarı çıkarak bu ülke elden gidiyor, bu ülke elden gidiyor ve İçerideki konuşmalara baktığınızda bunları 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 istiyorlar. Ben bundan ceza alacağımı biliyorum ama ben şimdi açıklıyorum diyorsanız ve duruşunuz buysa o zaman ben sorularımı ben de size sormaya devam ediyorum. Ben de size şunu soruyorum. Eğer AKP veya AK Parti neyse hatalıysa ve siz orada duruyorsanız şimdi duruşunuz nerede? Selahattin Demirtaş'ı o gün dağdan emir alan olarak değerlendiriyorsanız ve bunu da açıklamaktan da çekinmiyorsanız pozisyonunuzda ne değişiklik oldu? Pozisyon iki tane değişiklik olabilir. Birincisi HDP demin anlattığı gibi PKK terör örgütünü PKK terör örgütü ilan etmiştir. Demiştir ki benim artık hiçbir bağım yoktur demiştir. Beraber yol arkadaşına girmişsizdir değil mi? Öyledir. Peki öyle midir? Bir adım, bir geri adım Var mıdır? Bir santim, bir santim, bir milim oynama yoktur yerinde. Peki o zaman değişen kimdir? Değişen kim? O zaman değişen sizsiniz. Çünkü o gün konuşmalardan HDP'nin istediklerini bugün farklı isteklerden bulunuyor. Yok. O gün istekleri maddelerin tamamını da bugün talep ettiklerini daha yakın bir zamanda HDP milletvekili açıkladı. Biz anayasanın şu 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 maddelerin değişmesini istiyoruz zaten. E o zaman ne değişti arkadaşlar? Ben aşağı doğru geliyorum, mesme doğru geliyorum. E peki çözüm sürecinde siz karşıysanız ve çözüm sürecinde yapılanların her biri yanlışsa o zaman bu fotoğrafı fotoğrafta fotoğrafa da sizin karşı olmanız lazım. Yani bu fotoğrafa Nasıl pas geçersiniz? Yani olayın muhatabı Erdoğandır. Yani çok çok ilginç bir cevap. İlginç bir cevap. Eğer bunun fotoğrafın muhatabı Erdoğandır diyorsanız, siz şu soruyu hiç soramazsınız biliyor musunuz Türkiye'de? Selahattin Demirtaş'ın suçu ne diye soramazsınız. Soramazsınız. Adama sordurtmazlar. Neden? Çünkü Selahattin Demirtaş'ın o dönemde barikatlar dönemindeki söylemlerine ben Kobani olaylarındaki sokağa çıkın çağrısından sonra başlayan o barikatlar dönemi tutumlarını bir bakmanızı tavsiye ederim. Kaç askerimiz şehit oldu? O dönemde yaşananlara şöyle birer birer metin metin bakmanızı tavsiye ederim. Ne oldu o dönemde neler konuşuldu? Neler sarf edildi? Ve o zaman siz bu soruyu soramazsınız. Fotoğrafın muhatabını Erdoğan diyorsanız o zaman sizin Selahattin Demirtaş'ın suçu nedir diye sormaya hiç hakkınız yok. Hiç hakkınız yok. Demek ki Selahattin Demirtaş'ın suçunu biliyorsunuz. Niye soruyorsunuz o zaman? Bir insan bu kadar mı kendi söylediklerinin içinde tezatlar içinde boğulur ya. Bak ne diyorum? Duruşunuz buysa hiçbir problem yok. Aynı yerde duruyorsunuz yine hiçbir problem yok. İyi de o zaman Selahattin Demirtaş'a niye masumiyet karinesini bu kadar kuvvetli veriyorsunuz? Mahkeme verebilir masumiyet karinesi. Ben vermek zorunda değilim arkadaş. Ve vermiyorum yani. Demin söyledi çözüm süreci içerisinde. Ben çözüm sürecinin başlangıcına da söyleyeceğimi söyledim. Bugün de aynı şeyi söylediğim için çok rahat söylüyorum. Ve çözüm süreci içerisinde bu başladığı dönemde birçok ortamda insanların konuşmalarını birebir dinledim. Hatta bu dinlemelerin bana çok faydası olduğunu düşünüyorum açık ve net söylüyorum. Beni geliştirdiğini düşünüyorum. Demin dedi ya insanlar ne düşünüyor, ne anlatıyor, ne konuşuyor, hangi öfkeyle çıkışlarını yapılıyor. Arkasından çözüm süreci sonrasında barikatlar döneminde gidip bölgeyi de gezdim. Evet. Tek tek bulundum. Onlarla beraber yaşadım. Onların bulunduğu ortamlara girdim. O ortamlarda insanlarla, yani evi yıkılmak üzere olan, ama evini terk edemeyen insanlarla zaman geçirdim. O zaman bana söylenen bir laf vardı. Çok ilginç bir lafdı. Çözüm sürecini belki en iyi anlatan kelimedir bu. En doğru kelimedir bence. Demişti ki bir tane yaşlı bir amca, bize dediler PKK'yı. Bizim bizim kurtarıcımız olarak anlattılar. Ve biz onların ne yaptığını çoğu zaman görmedik. Çünkü yapılanların çoğu dağda geçiyordu. Ama şehre indiklerinde ne kadar zalim, ne kadar bizi öldüren ve bizi katleden bir örgüt olduğunu biz gördük dediler. Gerçekten Barikatlar dönemi bir örgütün gerçek yüzünü o bütün coğrafyaya gösterdi. Çünkü ellerindeki en önemli şeyleri aldılar. Barikatlar döneminde o evlerin yıkılışı sırasında herkesin hatırası gitti. İnsanlar evden fotoğraflarını al alamadan çıkmak zorunda kaldılar. Ve bunu gönüllü olarak yaptılar. Yani hiç kimse şunu yapmadı. Devlet evinizi boşaltın falan demedi. Ama evlerini işgal ettiler. Evlerindeki insanlara yapmadıkları mezalimleri bırakmadılar. Barikatlar dönemi gerçekten terör örgütünün şehirde PKK'nın dağdaki yüzünü bilmeyen insanlara gerçeği gösterdi. Gerçeği gösterdi. Bakın o dönemden sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşananlar çok daha farklıdır. Çözüm süreci dediğimiz süreç demiyorum. Barikatlar dönemi sonucunda yaşanan süreçle bugün gelinen nokta çok daha farklıdır. Çünkü gerçek yüzü görüldü. 12 yaşındaki çocuğun 70 yaşındaki adama tokadı görüldü. Evet. Genç kızların sokaklarda tacizi görüldü. Öne çocukları koyup o dağ kadrosu denen kadronun arkada nasıl gizlendiklerini gördüler. Öndeki 12-13 yaşında çocukları öne sürerek, arkasına kadınları. En arkada hiçbir şeye bulaşmadan insanları gördüler. Evlerinin önlerinin nasıl mayınlandığını gördüler. Yalanı gördüler. Biz buradan anlattık. Biz birçok şeyi konuştuk. Hani buradan böyle ahkam kesenler vardı ya. Ama onlar orada yaşıyorlardı. Terör örgütü Güneydoğu'da yalan söyleyemedi. Ama Batı'ya yalan söylemeye devam etti. Bakın hala Batı'ya yalan söylemeye çok rahat bir şekilde devam edebiliyor biliyor musunuz? Bu konuşmalar ve görüşmeler de bunun birebir kanıtı. Çözüm süreci içerisinde ailesini e, ziyarete giden kişi, yakınlarını hmm. tam tamına nasıl bir açıklama biliyor musunuz? Ailesini ziyarete giden kişi, çözüm sürecinde böyle bir izin var. Yani böyle bir izin verilmiş insanlar ailelerini görebiliyorlar. Yani tam olarak şöyle söylüyor hmm. Sancar, çözüm süreci devam ederken, çok güzel. İnsanlar PKK üyesi yakınlarını görme imkanını elde etmişlerdi. Çok güzel. Fotoğraf 2017'den beri devlet birimlerinin elinde. O güne kadar Semra güzel adaylık için başvurmuş ve seçilmiş. Şöyle oldu. anlatayım. Ben kendi üzerimden vermeyeyim. Çünkü benim askerim askerim kutsaldır. Ee, Kışlam da peygamber ocağıdır. Almanya'dan örnek vereyim. Almanya'da e, asker yakını ziyarete gidenler kapıdan önce içeri alınıyorlar. Önce asker kıyafeti giydiriliyorlar. Sonra içeri giriyorlar. Beraber 3 ay boyunca eğitim alıyorlar. Hatta arada sırada silah falan da atıyorlar. Sonra 3 ay sonra dönüyorlar. Soruyorlar niye gittiniz falan dediğinde şey diyor. Yakınımı ziyarete gitmiştim. Beraber zaman geçirdik. Böyle mi oluyor? Benim yakın ziyaret dediğimde ben böyle mi anlayayım? Ben? öyle mi anlayayım? Hani böyle mi oluyor? Çünkü gidiş süresi ve süreçle süper haberinkine baktığınızda hiç öyle hani merhaba merhaba deyip geldik gibi bir şey yok burada. Zaman geçirme var. Siz herhangi bir yere gittiğinizde üstünüzdeki kıyafetleri çıkartıp asker kıyafetim giyiyorsunuz Almanya'ya gittiğinizde. Asker, Almanlar size asker kıyafetim giydirip e, ailenizle görüştürüyorlar sizi. Öyle mi yapıyorlar? Veya silahlarla poz mu veriyorsunuz? Tankın, tank mı kullanıyorsunuz mesela? Böyle mi yaptırıyorlar size? Ya diyorum ya insanın aklıyla oyn oynadıklarını falan zannediyorlar. Soru şu, 2017'den sonra ellerinde bugün ortaya koyuyorlar diyor değil mi? Evet. Tamam peki. Devlet birimlerinin elinde diyor. Yo e o zaman şöyle mi gideyim ben? Yani 2014'ten beri HDP ile Ak Parti'nin arası çok iyiydi zaten. 2017'den pardon 2021'den sonra mı arası bozuldu? Bugün bunu e, ortaya koymaya gereği hissetti. Yani. O süreçten beri çok iyiler. Hiçbir problemleri yok. Bugün mü karar verdi? Ben sebebini söyleyeyim. Evet. Bu fotoğraflar bir terör örgütü. Yani o gittiği şahsın öldükten sonra yani etkisi hale getirdikten sonraki cep telefonu. 29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunda öldürülen 4 teröristten birisi o fotoğrafta görülen isim Volkan Bora. Evet. Cep telefonu güvenlik güçleri <laughs> tarafından incelenince işte bu fotoğraflar görülüyor. Tamam o fotoğraf alınıyor. O fotoğraflar arşive giriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir arşivi var. istihbarat arşivi var. Bu arşiv sırasında bu şahısların tamamını bulamıyorlar. Daha sonra... İstihbarat birimleri teknolojinin gelişmesiyle beraber aynı DNA'nın bulunması gibi, geçmiş failleri buluyorlar ya, bu fotoğrafları şeye koyuyorlar, yüklüyorlar. Bilgisayarları yükleyip yüz tanıma sistemine koyuyorlar. Ve yüz tanıma sisteminde e, şeyin fotoğrafı çıkıyor. Vekili. Evet. Ama yalnızca onunki çıkmıyor. Ne çıkıyor? Birçok kişinin daha fotoğrafı çıkıyor. Yüz Vek tanıma sistemi... Yani daha açıklanacak ee, demek? Daha görecek miyiz yoksa zaten... Hep beraber yaşayacağız bu süreci. <laughs> Hep beraber bu süreci. Şimdi göreceğim. o çatışmada ben Adıyaman'daydım. Onu öyküsünü de biliyorum. Hı hı. Yani bir dağ köyümüzde İstanbul milletvekiliydim. Adıyaman memleketimde dağ köylerimizde e, çalışmalardaydım. Telefonlarda çekmediği için. Sonra çeken bir yere gittiğimizde jandarma komutanımızın diğer arkadaşların aradığını benim o bölgede olduğumu bildiği için Çatışmalar o tarafa doğru devam ediyor. Bölgeyi terk eden sayın vekilim diye. Şimdi bu olay senin dediğin doğru. Senin e, şey yaptığın savcı, iki defa savcı değişti. Dolayısıyla zaten savcıların el değiştirmesi işte o süreçte bir takım adli e, şey. E, adam savcı şey. bulmuyor bunu. Yok savcı, savcı bulmuyor. bulmuyor. Bunu bulmuyor. daha e, siparat filmleri yüz tanıma sistemi üzerinden çıkartıyorlar bu fotoğrafları. Başka bir şey daha var. Ama şimdi ya mesela diğer fotoğraflar da çıksa başka... var ya. Diyecekler ki şimdiye kadar niye bulunmadı şimdi? Ya, bu e, ben şöyle söyleyeyim. Şey. E, ilginç olan bir şey söyleyeceğim. Demin fotoğrafı o yüzden büyük fotoğrafı görmeden küçük fotoğrafa takılıyoruz dedim ya. Benim bu fotoğrafları bugün koysam ne olur koymasam ne olur? 1984'ten beri koyacağım 10 bin tane fotoğraf var dedim. 9900'ünü görmeyip son fotoğrafın tarihine takılanlara ben şaşıyorum. Ben onu söylemeye çalışıyorum başından beri. Hmm. 9999 tane fotoğrafı yok sayıp bu fotoğrafta zamanlama hatası bulmaya çalışanlara ben şaşıyorum Arkadaş bu adam öldürülen kişi 3 güvenlik görevlisinin katili. Yani çiçek toplayan hani öyle lanse eden işte ne diyeyim izmaritlerini bile toplayan biz örgütle nasıl mücadele ediyoruz biliyor musun? Bu örgütle bizim sıkıntımız ne biliyor musunuz? O kadar ilginç bir şekilde örgüt kendisini legalize etmeye çalışmıyor, legalize etmeye çalışan bir grup örgütün dışında ve can e, ne, derler, derler, ne derler? Can Sperane mi derler? Can, siper. can, siper. can bir şekilde mücadele <laughs> ediyor. Bir gün bu örgütü anlatanlardan bir tanesi şey demişti o kadar çevre dostları ki Ay. o kadar çevre dostları ki Cumhuriyet etrafa çıktı bu. izmarit bile atmıyorlar. Cumhuriyet gazetesinde de çıktı bu. Ben bence şey söyleyeyim izmarit atmamalarının tek bir sebebi var. Patlamamız. Çünkü biz izmaritler üzerinden ha. biz izmaritler üzerinden kaç İş tane ölüş nerede nasıl konaklamış nereye doğru ilerliyor nasıl gidiyor biz biliriz. Ayak izlerinden ve diğerlerinden. Örgüt çevre dostu olan örgüt orman yakıyor öyle mi ha yahu Allah rızası için ya şu en son eylemde PKK terör örgütü Türkiye'de orman yakıyorum dedi bir grup şöyle bir açılım yaptı ya tam sıkıştırmıştık Siz nereden çıktınız kardeşim devleti sıkıştırmıştık her defasında aynı şey bu mevzuda aynı Çözüm süreci içinde gitmiş. Orada ailesini ziyaret etmiş. Ailesini ziyaret ettikten sonra da dönmüş. Hatta şöyle bir şeye getirildi. Ya insan sözcüsünü ziyarete gidemez mi? İnsan sözcüsüyle çekilmiş olan fotoğrafları bir erkek muhabir nasıl yayınlar? Ben ben Türkiye'de bunları duydum biliyor musunuz? İnsan sözcüsüyle fotoğraf çekilemez mi? Özel hayata müdahale <laughs> <laughs> olarak görüyor arkadaşlar. Ya, biz e, bizim geldiğimiz yer burası. Ben diyorum ya şu büyük fotoğrafı artık o kadar gözümüzün önünden aldılar ki, o kadar uzaklaştık ki o, o fotoğraftan. Bizi oradaki bir tak fotoğrafla bizi madara ediyorlar aslında. Madara ediyorlar. E biz burada bunun böyle olmadığını biz... anlatmaya çalışıyoruz. Biz... Yazık ya. Yazık ya bu kadar mücadeleye bu ülkenin kaynaklarına bu ülkenin ver demokrasine verdikleri hasara o gazi meclise o şehitlerimize gazilerimize ya benimle beraber mücadele eden binlerce komutanıma beraber yolda yürüdüğümüz o dönemin işte e, yükümlü askerlerine yazık ya şimdi biraz önce önemli bir şey söylediniz e, tabii izleyicilerimiz de soruyor yani başka HDP'li vekillerin de mi fotoğrafları var? Vekil, kim vekil onlar? Demedim. Kim? Kim ben onlar diye soruyorlar. Ben HDP'li değilim. Bu, yani bu görüntüler mı? bakın bu sistem geldiğinden beri geriye doğru tarama yapabilme yeteneğine de sahip olmaya başladı. Yani, yani geriye o foto, doğru fotoğraflar yüklendikçe şey oluyor yapay zeka. Yapay zeka ile beraber yaşı geçmişi yükleyebiliyorsunuz. Ona göre yaşi ilerletip geriye götürebiliyor. O fotoğraflardan çıkartabiliyorsunuz. Gençleştirebiliyor, Tabii yaşlandırabiliyor, gençleştirebiliyor, ileriki mi? yaşa götürebiliyor. Yani 10 sene önceki fotoğrafı basıyorsunuz diyorsunuz. 10 sene sonra nasıl bir fotoğraf olabilir? 10 sene yaşlandırabiliyor siz o e, yapay zeka. Ya 20 30. Efendim? Hatta 20 30. Yani hayır ben e, genel olarak söylüyorum. Yani 2017 tarihinden bahsedildiği için söylüyorum. Ya Zaten ne şu, işin, yani? şu işin içerisinde geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Bir terör örgütünün terör örgütü olduğunu inkar etmemesi onu desteklediğini söyleyen bir partinin onu terör örgütü olarak görmediğini söylemiş olmasına rağmen bu çaba bu çabamız neden acaba ya? Şimdi demin Nedim de neden? söyledi. Neden? Evet. Nedim de neden? söyledi. Üstat da söyledi. Bakın Şimdi bazı tabirler kullanıyor bu tabirler insanı rahatsız eder. Beni de rahatsız ettiği gibi. Kim kullanıyor? Siz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Siz bu ülkenin kurucu partisiyim diyorsanız ve siz bu ülkede Atatürk'ün kurduğu partisi diyorsanız ve biz Atatürkçü partiyiz diyorsanız sorumluluğunuz yalnızca siyasi parti değildir. Aynı zamanda başka bir solunuz daha vardır. Üstünüze sıfatınıza aldığınız kişinin yükümlülükle de size geçer. Arkadaş demeyin. Bu lafı kullanmayın. Hiç sorunumuz değil. Gerçekten sorunumuz değil. Benim hiç sorunum değil. Herhangi bir parti gibi bakarım ben size. Ama arkadaş devamlı bunu bana bunu pompalıyorsun. Ben Atatürk'ü seven bir adamım. Ben onun mektebinde okumuş bir adamım. Onun izinden giden bir adamım. Arkadaş niye kullanıyorsun bu, bu, bu söylemleri? Neden kullanıyorsun? Atatürk'ün mücadele şekli çok netti terörle mücadele eden ederdi, etmeyene de gerekli olan müdahaleyi yapardı. Hayatının içerisinde onlarca örnek vardır. Bunların en doğrularından bir tanesi hangisidir biliyor musunuz? Siz de çok iyi bilirsiniz. Barzani'nin İngiltere'den, İngilizlerden kaçtığında Türkiye'ye sığındığındaki söylediği laf gibi. Biz Türkiye'ye geldiğimizde öldürüleceğimizi düşünüyorduk diyor hatırlıyorsunuz. Baba Barzani'den. Baba Barzani'den bahsediyorum. Ama misafir etmiştir. Atatürk ikisini birbirine karıştırmaz. Yaptığı her harekette de bölgeye ve diğer yerlere bakış açısında hiçbir farklılık yoktur. Arkadaş terör ise terörist demiştir. Gerekli olan müdahaleyi yapmıştır. Baş kaldırana cezasını vermiştir. Ama bu ülkenin hiçbir e, cenahında söylediği bir kelimenin içine bir ırkçı kelime bulamazsınız. Türk milliyetçi kavramında bile söylediği bir kavram vardır, ıkçı değildir. Bu ülkeyi kuranlarla ilgili bir kelimedir. Şimdi Böyle bir kişinin üzerinden gitmeyin o zaman ya, onu bir sıyıralım. Deyin ki, çok güzel bir şekilde deyin ki, Atatürk'ün kurduğu parti deyin. Atatürk'ün partisi izlemeyin. Onu zaten sıyranlar hakim şu Değil anda. Mı? Yani Metem beni Peki. rahatsız eden, burada da müdahil olduğumuzda konuşma gereği hissettiğimiz de bu. Mesela şunu konuşuyor muyum ben? İşte İyi Parti'den birisi desteklemiş. İşte o onu söylemiş. Gerçekten beni ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor biliyor musunuz? O onu parti temsiliyeti olan insanları ilgilendiriyor. Ama gerçekten Atatürkçü diyen bir insan bu ülkeyi kurduğu kurmuş olan bir kişi birisi de diyor ki ben bu ülkeyi yıkacağım. Ya nasıl Aynı yere durursunuz Büyük ya. Büyük fotoğrafı kaçırıyorsunuz diyorsunuz. Nasıl Nasıl bir cümle, nasıl, nasıl cümle alayım ya. Onur Bey'le devam edeceğiz. Bak, birisi diyor ki ben bu ülkeyi yıkacağım diyor. Ben bu ülkeyi yıkacağım diyor. Ben bu ülkeyi yıkacağım diyor. Böyle Tekrarlayayım mı ne? defalarca? Neden? Ben bu ülkeyi yıkacağım diyor. Ben bu ülkeyi yaşayacağım falan demiyor bu adam. Ben bu ülkeyi yıkacağım kardeşim diyor. Öleceğim. Kemal Bey açısından tek nedeni şu. Eğer HDP'nin sayesinde İstanbul... Ankara, Mersin ve benzeri yerlerdeki belediyeleri kazanmamış olsaydı, yavaşlatarak bilerek söylüyorum, Kemal Bey siyaseten silinirdi, koltuğunu bile muhafaza edemezdi. Bir diğer deyişle, bugün de eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığını ortaya koyacaksa, siyaseten varlığını sürdürecekse, bunun hedefesiz asla olamayacağını bildiğinden... Ben, ben, ben Bey, şey anlamıyorum. Kemal Bey her şey bizden daha ya iyi üstad. biliyor, görüyor. Ama HDP mecbur Bak, ve ben, mahkum. Ben yani ya şu, ben şunu, anlamakta mahkum. zorlanıyorum. Bakın ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Siz alabileceğiniz maksimum yüzde beşlik bir oy için gözünüzü diktiğiniz yüzde nasıl vazgeçersiniz ya? Ben de bunu anlamıyorum biliyor musun? Ee, bir cümleyle sebebini <laughs> ben söyleyeyim mi? Ben gerçekten anlamıyorum. Yok çok mühim bir şey söyledim. Bir sebebi var diyor Hakan nasıl Bey. Nasıl yüzde vazgeçersiniz? Tamam, bir cümle bir cümle. Bak, Söyleyin, çok doğru bir yere geldiniz de onu. Geldiniz Estağfurullah. Onu tek bir sebebi var. CHP diye bahsetmiyorum. Ya yani CHP'de bir sürü değerli insan var. Her partide var. Kemal Kılıçdaroğlu demek CHP demek. Türkiye'de bir, yapılıyor. Bir, ara ben bir, bir dakika, şey, ben bir şey söyleyeceğim ama ek olmak için. Hı. Senin kuvvetli demek için söyleyeceğim? Hı. DSP demek de bir dönem CHP'nin kendisiydi. Hani şey, Ecevit demek Ecevit. doğru. Evet. evet. CHP'den DSP. daha önemli DSP'ydi. Evet. Bütün bir grup milliyetçi olanlar gidip oy vermedim dese. tamam işte benzer bir şey söyleyeceğim. Bravo. Hatta Ecevit CHP'nin başında bile 42 almış bir adam. Hani o Kemal Bey'in şeyi değil diyorlar ya CHP alamaz diyorlar. Neyse diyeceğim tek sebep şu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da yakın çevresi de şunu çok iyi biliyorlar ki o HDP'den alacağı 5-6 puanın 7 puanın dışında AK Parti'ye, MHP'ye oy veren, Büyük Birliğe oy veren Türkiye genelindeki o yüzde seçmenden Kemal Kılıçdaroğlu, bakın CHP demiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bir oy bile alamaz. Tek tutanağı HDP, HDP'nin oyu. Bir de alabilirse İyi Parti'den 5-6 puan. Onun için HDP yapışmış durumda. Bir oy alamadı. Yazık değil mi Benim dediğime katılıyorsun değil mi? Yazık değil mi ama ya? ya aşağı yukarı aynı şey Yazık değil mi ama ya diyor Mete Bey de. Ama ben Sizin bunu ayla... senelerdir diyeyim. anlatıyorum. Bu yazı, senelerdir yazık şimdi, diyerek anlatıyorum. Şimdi e, şu boyuta da bakalım. Ee, fotoğraf meselesini konuştuk. Şimdi başka bir tartışma. Yani tarz... fotoğrafla ilk oh. istibari bilgileri Evet bildiğimiz halde vermek istemiyoruz. Yanlış bir algı oluşmasın diye. Mete genel hatlarıyla değindi. Yani, ben de e, Ceyhun Bozkurt şimdi, bunu evet. yazdığı için şimdi, özellikle Ceyhun Bozkurt ve Süper Haber'i e, söyleyerek niye, veriyorum. Niye 2010'dan Ben de özel sonra. araştırmış olduğum değil. Bakınız cep, de te oradaki oradaki için adına cep telefonunda başka bir şekilde saklanmış, bölümlenmiş başka bir isimle. Kendi ismiyle değil zaten. Yani o, o, o yani tek açıklamalara girmeye gerek yok. Bir Sancar'ın bunu bilmemesine imkan yok bir diğer şeyde noktasına, virgülüne dokunmadan aktarıyorum. HDP'nin hiçbir milletvekiline, hiçbir milletvekili dağın onayından geçmeden, yani kan dilin pek kan onayından geçmeden asla milletvekili adayı olamaz, seçilemez. Belediye başkanı olamaz, belediye başkanı adayı olamaz. Partiyi kimin yöneteceğini eş başkanlarına varıncaya kadar Kandil'dekiler onayı verirler. Sıralamayı da mı Kandil yapar? Bunu Tabii tabii bütün bunları bir, bak iki, üç. liste gider, listeyi kandil onaylar ve da kandil kimin olacağını söyler. Yani HDP'yi, PKK'yı bilen insanlar bunu bilir, herkes i̇şte bilir de. İşte iş böyledir diyorsunuz. Ya bu böyledir de sanki Peki. mesela bunu burada söylediğin zaman eminim şu an bizi izleyen bir kısım HDP'li, PKK'lılar da yani. Her yerde PKK'lı olduğunu söylerler ama sen bu ilişkiyi söylediğin zaman Vay e... Mehmet Metiner Kürt düşmanı işte HDP PKK üzerinden ya. O zaman biz malumun ilamında bulunuyoruz. Bu kuy. Şunu da soralım ee, Mehmet Bey sizinle devam edelim sonra Onur Bey'e döneriz. Şimdi bu muhalefet tarafından eleştirilen bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki ifadeleri. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Tabii. Ne demek istiyor? Cumhurbaşkanı ya aslında Erdoğan? olağanüstü bir kurmay zeka bu. Siyaset var ya. işte siyaset, taktik, strateji <laughs> ya bir liderde bulunan karakteristik özelliklerdir. Şimdi bunları tek tek aktardığın zaman dağın da işine gelmez, hepinin işine gelmez. Ama herkes şunu bilir. HDP kendi içinde o kadar bölünmüş bir parti ki dışarıdan yekpare gibi görünür ama acayip birbirlerini sevmezler ve acayip birbirleriyle kavgalar. Dağın içinde de bu iktidar kavgaları var. Kan dilde bir tek PKK yok. Bakınız bunu defalarca söylediğimiz halde ya anlatamıyoruz ya da birilerinin aklı basmıyor. Her ülkenin kan dili farklı, her ülkenin PKK'sı farklı. Amerika'nın, Fransa'nın, Fransa'nın başkentinde, İran İran'ın, İran'ın bölgesel ülkeleri de Esed'in bakınız Rojava dedikleri bölgeyi altın tepsi içinde Esed sundu. Orada Esed güçleriyle savaşılarak elde edilen bir toprak parçası yok ki. Ve PKK acil dikkat bir husustur. Kürt vatandaşlarının varlığını tanımayan, Kürt vatandaşlarına nüfus cüzdanı bile vermeyen Esed rejimine karşı bir gün bir tek mermi sıkmamıştır. Tam tersine Esed onlara Beka Vadisi'nde üs vermiştir, beslemiştir, büyütmüştür. Terör örgütünün lideri de başkentte Şam'da krallar gibi ağırlanmıştır. Şimdi yani, e, çok şunu, özür dilerim. Buradaki özellikle Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek ifadesi. İşte burada eleştirildi. şey şu. Yani iki aslında cezaevinden söz ediliyor ya burada. Tabii Edirne İmralı. Ya şimdi bunun neden açıkladığın zaman e, yani si siyaset e, santranç oyunu gibidir yani. Hamle yaparsınız. Evet. Burada bilinen bir şeyi söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Efendim efendim işte hala Öcalan'la görüşüyorlar da Öcalan. eleştiriler ya bunlara, Bu ayrıntılara girmek, sorunu çözümsüzleştirmek isteyen insanların HDP'de bir şekilde e, yalakalık ve yamak isteyenlerin şeyidir. Bir gerçeğe dikkat çekiyor. O gerçek de şudur. Öcalan hiçbir şekilde terör örgütünün lideri Demirtaş'tan Demirtaş'ın çıkışlarından memnun değil. Kandil'in genel siyasetinden memnun değil. Kendisini İmralı'ya gömdüklerine inanıyor. Yani e, ama Kandil doğrudan Öcalan'ı gömemiyor çünkü e, Kürt vatandaşlar üzerinde, Pekkan'ın konsolide ettiği Kürt vatandaşlar üzerinde e, hala e, bir mobilizasyon şeyi var, e, etkisi var. Yani bir isim olarak. Şimdi dolayısıyla İmralı'ya gömülen bir Öcalan var. Şimdi e, Demirtaş kendine farklı bir rol biçiyor. Öcalan'ın bundan ne kadar çok rahatsız olduğunu herkes biliyor. Herkes biliyor. Yani örgüt içindeki, HDP içindeki bütün bu kavgaları. Sen Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey aslında çok büyük bir siyasi aklın şey e, dışa vurumu da bunun işte çok fazla e, detaylarına giremiyorsunuz. Yani milyonların karşısındasınız. Sizi şu an örgütle dinliyor, başka herkes dinliyor. Yani bunu niye Cumhurbaşkanı'ndan... Kandil'in tutumu ne o şeyde? Ha Kandil, bakınız. Yok yok Selahattin'le şeyin arası. Şunu söyleyeyim. Olayda. Kandil asla, asla ee, Selahattin Demirtaş'ın bu şekilde ön plana çıkmasından memnuniyet duymasın. Niye? Daha doğrusu PKK'nın dağ kadroları kendilerini bir şekilde öteleyecek. PKK'ya oy veren, HDP'ye oy veren seçmenlerin işte lider bu diyebilecekleri bir insanı tehdit unsuru olarak görürler. Şimdi HDP'nin kültürü de bu. HDP içinde de Selahattin'den çok rahatsız var. Demirtaş'tan çok rahatsız var. Ama dışarıya karşı böyle hani tırnak içinde ortak düşmana karşı onu savunma refleksi. Kendi içlerinde çok parçalıdırlar, çok kavga, kavga ederler ama dışarıya karşı yekpare bir görüntü verirler. Sen Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey bakınız eğer CHP'nin az biraz siyasal aklı varsa dediği şey şu bir HDP HDP çok rahatlıkla çözülebilir bir partidir ama HDP, CHP ve zımla zaman zaman iyi Parti'nin siyasi şemsi açmasından dolayı o topluluk orada kendini tutuyor çünkü görüyor biz Türk siyasetinin Erdoğan karşı siyasetin kilit partisiyiz bizsiz yapamazlar Diğerleri sizsiz de yapabiliriz, gerekirse yeniliriz ama sizsiz yapabiliriz deme noktasına gelsinler. HDP o sosyolojiyi tutamaz. Çünkü o sosyoloji sonu görüyor. Yerel yönetimlerde diyor, ben CHP'zden de zaten iktidar sağlayabilirim. İstediğimi elde edebilirim. Genel siyasette de ben kilit parti konumuna oturtulduğum için gene istediğimi sağlayabilirim. Peki Cumhurbaşkanı İnsanlar. söylemeye çalıştığı diğer bir husus da şudur. HDP kendi başına bırakın diyor veyahut da ben öyle yorumluyorum. Hadi ya Cumhurbaşkanının ne niye söylediğini ben e, yorumlayacak makamda değilim ama şöyle anlıyorum ben. HDP'yi bu şekilde kendi başınıza bırakın. Kol kanat germeyin. Tavır koyun. Kendi işlerinde zaten birbirlerinin işini bitirirler. HDP'yi bugün yaşatan ve bu sosyolojiyi hala HDP etrafında tutan tek şey CHP vesaire partilerin HDP'ye sağladıkları bu siyasi şemsiyelik rolüdür ve bu Türkiye'nin bekası adına demokrasimizin selameti açısından da toplumsal barışımız adına, açısından da son derece tehlikelidir. Peki. ama ama getirip şuna bağladılar. Ha demek ki Cumhurbaşkanı İmralı'daki Öcalan'la görüşüyor. Ondan aldığı bilgiler doğrultusunda ikisi arasındaki bilmem yani. Bu, bu bu işte bu demek ki fotoğraf üzerinden çekilen yerle aynı. Siyasetin ne kadar e, zavallaştırıldığını, seviyesizleştirildiğini ...magazinel boyutlara taşındığının göstergesidir. Yani. Peki e, Onur Bey sizin yorumunuz nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını nasıl e, okuyorsunuz siz? Şimdi ondan önce şuna gireyim. Saygıdeğer konuşmacılar e, özellikle çözüm sürecine ilişkin yani iyi niyetle başlatıldığı konusunda ifade ettiler. TRT diye o zaman adı TRT Şeşti, bazı özgü, özlük haklarının bu konuda e, tekrar tanınmış olması gibi şeylerden bahsedildi. Zaten bizim adına çözüm süreci denen, hani benim daha çok çözülme süreci diye düşündüğüm süreçte eleştirdiğimiz süreç bu değil. Mesela eleştirdiğimiz şey orada, ha burada teröristin ayağına hakim getirilmesiydi. Mesela Mete Üstad'ın çok haklı olarak söyledi o hendek konusunda e, teröristlerin gerçek niyetinin halk tarafından ancak çözüm sürecinde anlatıldığını anlaşıldığını söyledi ama e, mutlaka vardır o işte amca gibi sonradan PKK'nın kötü olduğunu anlayan ama Gerçekten iyi anlatabildiğiniz zaman Kürt kökenli vatandaşlarımız zaten biliyordu bizim PKK'nın terör örgütü olduğunu. Yani PKK'nın terör örgütü olduğunu bilebilmesi, öğrenebilmesi için bu insanların şehirlerde hendek kurması, işte binaların arasından böyle gizli geçitler yapması, o geçitlerden geçerek terör, şey polislerimizi, askerlerimizi şehit etmesine müsaade etmemize gerek yoktu. Sonra eleştirdiğimiz şeylerden bir tanesi ya de Üsmart, şuydu. E güven e üstat Sözümü çok kötü çarpıttın. Ee, ben yok, böyle bir cümle. Ben böyle bir cümle sarf etmedim. Hiç. Birbirine karıştırıyorsun. Yani ben e, yok, yok. biz ben şehit vererek geçirsem, bunları öğrenmesine ben... yol açılmasına gerek vardı gibi bir kelime söylemedim ki. Elbette ki siz öyle söylemeniz. Ben sizin böyle Ama o zaman Benim cümlenin etmiyorum. yanlış anlami. Cümlenin içine katıp üzerine sos yapma beni o zaman. Onur Bey gerçekten ayıp yok, oluyor. Yok. Ben böyle bir kelimeyi e, hayatım boyunca ya. söylemem. Ha bir yapmadım. Bir dakika öyle Tabii yapmadım, yapmadım diyor. Bir açıklamasını duyalım Onur Bey'in. Devam etsem onu demek istedim anlayacaksınız ya, zaten. Şey yapmayın. Tabii ki öyle bir şey söylemeniz. Niye diyesiniz öyle bir şey? Bizim yani sizin iyi niyetli noktada baktığınız nokta, evet belki şeydir anlaşılabilir bir noktadır. Ama olayın bir de bu boyutu var demeye çalışıyorum Mete Bey. Yani bu bu boyutunu unutmayalım demeye çalışıyorum. Orada bakın şu oldu. Mesela Şırnak'ta evler yıkıldı değil mi? Yıkılmasının çok net bir sebebi vardı. Çünkü evlerin arasında, binaların arasında gerçekten geçit yapılmıştı. Teröristler geçit yapmıştı. Aradan geçen e, teröristler polislerimizi, askerimizi şehit ediyorlardı. Binaya giriyorsun, yakalamaya çalışıyorsun. Hayır aşağıdan bir geçit var. Bunu bilerek mi yaptı devlet? Hayır değil. Ama ve lakin... Şunu da teslim etmemiz lazım değil mi? Biz terörist örgüte şimdilik müdahale etme. İşte şu anda işte askeri operasyon yapma diye oradaki valilere yazılar var. Bunu biliyoruz. Hiç alakası. Bunlar yanlıştı. Hiç hiç Bu akşam ne olmuş sana? Onur Bey. Söylüyorum. Bu akşam ne olmuş sana? Gerçekten Be şaşırtıyorsunuz. Sayın vekilim yanlış. mı Dediklerinizin hiçbirisi doğru acaba değil. değil. Sayın vekilim bilgi değil. eksikliğim varsa lütfen düzeltin. Ben şey değilim. O, yani bilgiler hani, hiçbirisi bir doğru değil. Yani Google Biz Google bir... elde edilen dedikodular bunlar. Şehir efsaneleri. Yapmayın, sayın vekilim. Ya yani nasıl ben, bu? Ben hani size çıkartacağım, size çıkartacağım, göndereceğim. Tamam. Yani bu konu basına da düşmüş bir şey ve çok yanlıştı. Sonradan ya yani. da devam edilmedi. O dönemde mecliste bakın, olan biziz. Falan. Çözüm sürecinin içinde olan biziz, yürüten biziz, o komisyonun bir üyesi olan biziz. Bütün olup bitenleri bilen biziz ama siz bilmediğimiz şeyleri Efendim sanki biz hükümetimiz olarak valilerimize talimat göndermişiz. Teröristleri görmezlikten gelin. Arkeri operasyon yapmayın. Şunu ya yok böyle bir şey ya. Yapmayın. Bunur Bey bari siz yapmayın. Sayın partinin hekim, partinin eğer ben yanlış anlamadıysam beni düzeltin. Yok yok ben gerçekten devam etmeyeceğim eğer böyle bir şeyse. Yani gerçekten e, askere ya da valiliklere terör şey operasyon yapmayın emri gitmedi mi Sayın Bekir? Benim yanlışım olur mu öyle yanlışım şey. bu. Terör. Bakınız. Tamam o zaman eğer eğer terör unsurları bir saldırıda bulunuyorsa siz karşılık verirsiniz. Ama durup dururken durup dururken bir süreç devam ederken silahın bırakılması iradesi ortaya konulmuşken durup dururken süreci sabote edecek, sağduyudan yoksun eylemlilikler konusunda duyarlılık istenebilir. Ama terör örgütü bir yerden size saldıracak e buna rağmen çözüm süreci var. Efendim biz o saldırıya karşılık vermeyelim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir Sayın devlet, devlet işte aynı şöyle. noktadayız. Sizi sizin sizin söylediğinizi ifade etmeye çalışıyorum ben. Devlet şunu demiş o zaman sizin dediğinizden şey yapayım. E, Size saldırırsa işte da daha farklı yani kundan. sizin söyledikleriniz ben... e, gündeme geldikçe dönem dönem orada bilmiyorum Sayın Metiner ne der bu konuda. Biraz önce de üstünden geçtik ama bir de FETÖ faktörü olduğunu unutmayalım. E, devletin farklı kademelerinde devletin o dönemde içinde, diye e, hep bakınız, vurgulandı tabii diyorsunuz. Tabii ki devletin içindeki o paralel unsurlar diye tanımladığımız fetücüler süreci sabote etmeye çalışıyorlardı. Biz bunu biliyorduk. Ee, dolayısıyla bu konudaki bir duyarlılık bir duyarlılığı her birimiz dile getiriyorduk. Şimdi bir şeyi çözmeye çalışıyorsunuz birler tekrar yeni bir sorun alanı oluşturmaya çalışıyor. Pekkan içinde de Pekkan içinde de süreci sabote etmeye çalışanlar. Roboski dedikleri olayda ben insan hakları komisyonu üyesiydim. O günkü bütün belgeleri telsiz kestirimlerini bize ulaşan bütün belgeleri okumuş bir insanım. Bakınız o zaman bile ben CNN ekranına çıkıp milletvekili sıfatımla şunu söylemiştim. PKK'nın içindeki unsurlarla devletin içindeki unsurlar e, birlikte süreci sabote etmek için böyle bir şey organize ettiler. Yani bütün o bilgiler bize zaten onu gösteriyordu. Yani Bavuz Erdal'ın bilmem nereden geçeceği tesis kestirimleri, yani devletin içinde o dönemde vali, emniyet müdürü, istihbarat başkanlığı düzeyinde etkili olan FETÖ'cü unsurlar, askeriyenin içerisinde, bölgede özellikle, onlar zaten bu süreci sabote etmek için ellerinden geleni ardına koymuyorlardı. Peki Onur Bey, yani bu boyutla ilgili böyle de bir... E Faktör Yoksa var. Operasyon yapmayın. <gülüyor> Size <gülüyor> saldırı yapıldığında da görmezlikten gelin. Aa, böyle bir şey yok yani. Böyle Peki, bir tahmin de ee... yok. Genelde de yok. Onur Bey buyurun. Yani bununla ilgili varsa eklemek istediğiniz alalım. Ama e, güncel Şöyle, olarak konuştuğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Yani Edirne'deki en büyük hesabı. Çoktan gelmiştim aslında verecek. o Zannediliyor ki her evet. yer şu anda toz pembe değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar diyor. Ne anlıyorsunuz bu açıklamadan? Evet. Anlıyorum yani açılım sürecine ilişkin önceki eleştirilerimiz buna dairdi yoksa özlük Hı -hı. haklarına ilişkin bir eleştirimiz falan yok. Burada bir yanlış anlama olmasın. İkincisi Edirne ile yani e, Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan arasında bir problem varsa bu işte özellikle istihbarat teşkilatlarının dikkat etmesi gereken bir problem. Tabii ki e, düşmana ilişkin eğer yani bu, bu bunların her ikisini de terörist olarak kabul ediyorsanız Selahattin Demirtaş'ın e, siyasetçi olma iddiası da var aynı zamanda o yüzden bu şeye düşüyorum. Ondan sonra teröristlerin birbirine kırdırılması noktasında e, devletin belli stratejileri yapması kadar doğal bir süreç yoktur. Ancak konu şu anda şu, şu e, şurada bir yanlışlığa giriyor. Cumhurbaşkanı hem devlet başkanı şapkası var hem de siyasi parti genel başkanı şapkası var. Böyle olduğu için belki de bunları kürsüden açıklamaması gerekiyordu. Yani bu siyasetler yine yapılsın, onlar birbirine kırdırılsın. Ama sanki böyle bir istihbari operasyonlar, çok gizli bilgiler varmış gibi belki vardır da açıklamıyorsunuz ama ucundan basına veriyorsunuz bunu pek e, amaca uygun görmüyorum kaldı ki şu da çok önemli yani eğer e, Semra Güzel'in fotoğraflarına ilişkin o, ona dair fotoğraflar başkaları içinde varsa ve bunlar bilinçli olarak açıklanmıyorsa bence bu yanlış olur yani devletin belli kademelerine burada hatırlatmak lazım zamanlamayı beklemeden herkesin hakkında ne varsa dökülmeye ihtiyacı var bu noktada hukuk gereğini yapsın diye düşünüyorum yani Yine benim konuşmam üzerine yanlış bir anlaşılma var herhalde. Nedir o? Ee, o? Benim söylemim üzerinden mi milletvekili olduğunu düşündünüz? Yani eğer varsa. Aa, yok ya. hayır milletvekili. söyleminiz üzerinden hayır, hayır, demiyor yani. Ben öyle bir şey demedim. Benim söylediğim bu fotoğraflar incelendikçe biz çok... çıkabilir Çıkacaktır dedim. Çünkü geriye doğru <laughs> bir tarama yapılıyor dedim. Mete Bey anlıyorum anlıyorum çıkabilir. Aha. Her çıktığı noktada beklemeksizin eleştirilere özel, haksız eleştirilere yol açmamak için Beklemeksizin doğrudan bunların kamuoyuna yani bu, sunulması. Bu, bu hükümetimize e, partimize, İçişleri Bakanlığımıza yapılan haksız bir itham. Sanki biz siyaseten zamanlama yapıyoruz. Konjüktürü koruyoruz, kolluyoruz. Siyasi bir sonuç devşirmek için hemen pat fotoğrafları ortaya koyuyoruz. Yapmayın böyle Onur Bey. Yapmayın böyle. Siz yapmayın ya. DSP'nin bir farklılığı olsun ya. Lütfen. Rica ediyorum ya. DSP'nin hatırına size cevap ifade... vermek istemiyorum ama Hükümetimizin, partimizin böyle e, devletin beka sorunu yaşadığı bir dönemde böyle siyaseten zamanlama bunlar hoş şeyler değil. Yapmayın lütfen. Sayın vekilim tamamen yani bakın şey e, hani bazı noktaları da muhalefetten duymakla durumundasınız. Çünkü hani demokrasi de biraz böyle bir şey. Ben kırmak istemiyorum. Haksızlık da etmek istemiyorum. O yüzden eleştirilerimi sadece belli boyutlarda ama tutmaya bu, çalışıyorum ama şurada şunu söyleyeyim bir eleştiri değil ki bu. Bilgiye dayalı bir eleştiri değil ki bu. Elbette ki değil. Eee Mete Üsta'nın biraz önce şeyde daha yeni bilgiler çıkabilir dedi. Siz de evet bu bilgiler var mı açıklayamıyoruz dediniz. Bu noktada söylemek istediğim çıktığı noktada hemen verelim. Yani bu zaten çıktığı çıkıp, noktada da dışına çıkıp, gereken yapılıyor e, o zaten zaman merak da, etmeyin. Sayın vekilim o noktada o zaman şey yapılacak hani üzülecek ya da burada alınacak bir şey yok ki, aynı noktada iş sizinle. çıktığı noktada da verilmeye devam edilsin. Ama o diyelim ki 5 gün sonra şey bir oldu. fotoğraf çıktığında diyecekler ki Ay, niye aynı gün hepsini birden yayılamadınız? ya böyle şeyler bunu bunu bu, bu böyle şeyler muhalefet değil. Hayır vekilim o konuda ne yaparsınız rasyonel gerekçelerini sunarsınız. Ay. Bunu işte şu dakikada aldık soruşturmaya başladık dersiniz. Kimse de böyle hadsiz bir şey yapamaz yani. O zaman her şeyi yani, şey bütün basit. ayrıntılarına da... varıncaya kadar paylaşalım yani. İstibarat da de olmasın, devlet ee, ciddiyeti yani... de olmasın. Hep gül hatır için şey. diyelim ki Olur. hukuk işletelim. İşte e, telefonda Bilge diye kaydedilmişti. İşte yüz taramasını şöyle yaptık. Yaparken e, arıza yaptı. Arızayı gidermek için Almanya'dan bilmem ne istedik. Ya bu bunlar o şeyler değil. ya. Ya böyle bir muhalefeti ben şahsen şey uçurmam yani. Bu, bu Gerek yok ki bunlara. Bu, olur mu sayın vekilim? Hukuki, hukuki soruşturmayı yaparsınız. Teknik takibinizi yaparsınız. Telefon dinlemelerinizi evet. yaparsınız. Elbette ki o soruşturma gizlidir. Ancak bittikten sonra açıklayacaksınız. Bu kadar basit. Yani bunda bir e, üzülecek ya da yanlış bir durum da yok. Yani Hukuk işletmenin yanlış bir tarafı eleştirilecek bir tarafı da yok. Ben bunu yapılıyor da demiyorum. Hani varsa gizlenen ya da böyle bir şey düşünülmesin. Bu bir uyarı. Bu dostane bir uyarı yani. Bunlar alınacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum doğrusu. Ben üstat bir şey e, soracağım. Ee, yani tabii tabii. Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Ee, şu andaki tabloya baktığınızda ekstra bir dokümana ihtiyaç mı var Türkiye'de? Yani PK'nın soruyorsanız. olduğunu anlayabilmek için ekstra bir doküman falan mı? Hani e, diyoruz ya e, bunu bunu niye şu an ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Özür dileyerek yani söylüyorum. Yani çok özür dilerim. Benim anladığım Onur Bey'in... E, hani ben siz ben, ben anlayamadığımı aldılar. söyleyeyim. Bir soru ama Mete'ninki. Ben anlayamadığımı söyleyeyim. Ben anlayamadığımı söyleyeyim. Ee, Türkiye'de bir eksen kayması mı var? Yani ülkede e, HDP farklı bir şey söyledi de düzeltti de kendini. Memlekette farklı bir şey gelişti de. E, bu tarafta siyaseten yok arkadaş siz öyle değilsiniz diye... Ekstra belge göstermesine gereken bir süreç mi var ki siyaset bunu bekletsin? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bir mantığı vardır siyasette. Aynı fikirdeyim. Yani zaten Aynı herkes, gibi, tabii ki PKK herkes onu PKK olduğunu Yanlış mı düşünüyorum? Aynı fikirdeyim diyor onu. Ama öyle Aynı söylemiyor. Fikirdeyim. Hayır. Zaten hayır. Hayır. Aksine, aksine, aksine devam edeyim. Şöyle bir nokta. Yani PKK'nın ne kadar berbat bir terörist örgüt olduğunu birbirimize anlatmaya da gerek yok. Zaten böyle. Bu noktada. Semra Güzel'in yaptığı hareketinde de baştan da ifade ediyorum. Yok çözüm sürecindeymiş. Yok bilmem ne sürecindeymiş. Hiç kıvırtmaya falan gerek yok. Terörist teröristtir. Terörist de mecliste bulunamaz. Bu kadar net yani bu konu. Bunu PKK işte şöyle kötü bir örgüt, böyle bir kötü ol artık buna geçmiş olmamız lazım bizim Türkiye olarak. PKK'nın ne kadar berbat bir örgüt olduğu konusunda bir konsensus olması lazım. Her her gün bunu birbirimize ispat edemeyiz. Ya çok ilginç bir evet. e, çok ilginç bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki ittifaklar yapılabilir. İttifaklar içerisinde insanlar e, birbirleriyle e, yol arkadaşları yapılabilirler. Ama yol arkadaşları yaparlarken e, insanlara şey muamelesi yapmasınlar ya, saf muamelesi yapmasınlar. Tek rica ettiğim şey o. Şimdi bu sürecin içerisinde e, yalnızca bu süreçlerden farklı olarak hatırlar mısınız e, Sayın Davutoğlu ile ilgili ne ağır suçlamalar yapılmıştı zamanda hatırlıyor musunuz? Yani o işitle ilgili bir cümle söyledi diye ne ağır eleştiriler yapılmış hatırlıyor musunuz geçmişte? Hani neredeyse e, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurduğu noktasına kadar getirecekler. Baba cana bebe can diyorlar diye. Bakın şimdi e, bunların her birini bakın bunların her birine kabul edebilirim. Neden kabul edebilirim? Siyasettir. Siyaset geçmişte söylediklerini belli bir oranda götürebilirler. Ağır şeyler söyleseler bile. Ama arkadaşlar bakın. Bu örgüt iki gün sonra her konuştuğunuz şeyi önünüze koyacak. <laughs> koyacak. Önünüze getirecek. Yani. E... Evraklarıyla, dosyasıyla, konuşma yeriyle, kimlerle konuştuysa gelecek. Bu örgüt eğer... geçmişte de yaptı bunun aynılarını. Yani bu süreçler Türkiye'de sanki ilk defa yaşanıyormuş gibi bir iznim var ben buna kahroluyorum. Hatırlar mısınız 1990 yılları içerisinde rahmetli Turgut Özal döneminde de buna benzer bir dönem yaşadığımızı hatırlıyor musunuz ee, Mehmet Metiner? Hatırlıyor musunuz? Tabii 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 aynı. Ee, ben, ben çok iyi hatırlıyorum o dönemi. 90, 93'te falan da herhalde. Ben, bu, o dönemi ben de hatırlıyorum. O dönemin içerisinde bu süreçler yaşandığında biz 33 erin şehit edilmesinden sonra Bölgeye giden ekiplerden bir tanesiydim ben. Ben gördüğüm tabloyu hiç unutmuyorum. O zaman da aynı tuzağa düşüldü. Aynı tuzağa bu bakın bu bu şekilde düşürdüler. Yani bakın, şu anda bu şekilde bu, düşürüldü. Muhalefette tuzağa mı düşüyor diyorsunuz? Bakın ben söylüyorum. Bugün yaklaşıma baktığınızda bu yaklaşıma baktığınızda iki gün sonra aynı şey. Eğer siz çözüm süreci içinde yaşananları hata olarak algılıyorsanız yapılanları yani o zamanki siyasi partiyi dağla ilişkisi olduğu için siz onunla muhatap olamazsınız diye eleştiriyorsanız arkadaşlar şimdi de sizin aynı şeyi yapmamanız gerekiyor. Biz Memleket... şu anda tam bu dediğinizi yapıyoruz Mete evet, abi Aynı fikirdeyim. Efendim? Kesinlikle. Ya yani o zaman da yapılmamalıydı, şimdi de yapılmamalı. Aynı noktadayız. Yani o zamankini eleştirip şimdi birlikte olmak tutarsızlıktır. Aynı fikirdeyim. Memleketin, memleketin, memleket bu tekrarı yaşamak zorunda değil. Memleket bu tekrarın dışında onlarca alternatifi var. Yani bu memlekette 84 milyon insan yaşıyor ya. 84 milyon insanın her gün konuşacağı konu bu olmamalı ya. Bu memleketin onlarca sorunu, onlarca e, problemi var. Yani terör örgütünü örgüt mü değil mi tartışmasına kadar getirdiğimiz bir yerde biz bitir bitmişiz demektir zaten. Biz oraya doğru Şakanın gidiyoruz. Şakanın bir şey itirazım var. Nedir? Yani gerçekten e, Mete Yarar'ın söylediklerini çok anlamlı ve değerli buluyorum. Şunu net söyleyeyim de hiçbir zaman çözüm süreci de dahil AK Parti ile MHP arasında bir ittifak söz konusu olmamıştır. Siyasi ittifak söz konusu olmamıştır. Parti... Bugün CHP ile HDP'nin yaptığı Bilmem başka partilerin HDP ile yaptığına benzer çözüm sürecinde HDP'nin rolü şudur. Ee, HDP şey MHP dediniz yanlış olmasın HDP değil. HDP HDP MHP dediniz. HDP HDP. Ben de HDP yanlış. Ben de Ak Allah, Allah diyorum. Diyorum. AK Parti ile HDP arasında asla ve kat'a siyasi bir ittifak seçimlere dair ne konjüktürel ne başka nedenlerle. Çözüm süreci başladığında, ve de milli birlik ve kardeşlik süreci başladığında HDP'ye biçilen rol şuydu. Tabii ki PKK'nın bir siyasi partisi olduğunu herkes biliyordu. Yani devletimiz de biliyordu yani. Bilmemesi mümkün mü? Öcalan'dan alınan mesajları Kandil'e iletme postacılık görevi. Bunun dışında AK Parti ne belediye seçimlerinde, ne genel seçimlerde, ne başka bir nedenle, ne başka bir yerde HDP ile hiçbir zaman ittifak yapmamıştır. Dolayısıyla onu... ben ittifak yap demedim. Ben Suçlandığınız şey, şey buydu. Ben siz ben ittifak yapmakla Ben sana demedim seninkini anlamlı bulduğumu. Aha. Yani sanki birileri şöyle bir algı oluşturuyor. E Dün siz çözüm sürecinde HDP ile ittifak yapıyordunuz iyiydi de biz yaptığımızda niye kötü? Biz AK Parti olarak HDP ile hiçbir konuda siyaseten hiçbir konuda ittifak yapmış değiliz. Ne belediye seçimlerine ne genel seçimlerine ne de başka konularda. HDP'nin rolü belliydi çözüm sürecinde yani. Efendim Akıl Çemberi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer derle ilgili soruşturma Aslında kaldığımız yerde mi? değil her zamanki gibi Nedim'de kalmış. Nedim Şener'de kalmıştık. Nedim <laughs> Şener sözlerini tamamlayacak. Diğer derle Yalnız ilgili soruşturmaya. Yalnız AK Partili seçmenlerimiz, soruşturmaya... izleyicilerimiz Nedim Şener'e iletmem için bir not göndermişler. Biz kendisini çok çok seviyoruz. Ama lütfen başkaları gibi partimizin adını AKP diye anmasın. Bizim partimizin Bak, adı AK Parti. Bu, şey, bu AKP'lilerin... Enteresan bir nezaketi var. Elçiye, hemen, elçiye, hemen. elçiye, elçiye zeval olmaz. Bir yok bir yok. Oldum Hayır. Yani. Daha önce de bir kere hayatımda bana e, işte Adalet Kalkınma Partisi sonra tüzünde AK Parti olarak değiştirdi ya ben hep AKP eskiden beri böyle kullanıyorum. Ama hayatımda hiç kimse ne beni tehdit etti ne hakaret ettiler. Yine bir yayında e, Mehmet Bey hatırlatmıştı. Şimdi de e, seçmenleri hatırlatıyor. Ama ben yine bunu söylediğim halde asla gocunmuyorlar, hakaret etmiyorlar. Bir kere İyi Parti için İP yazdım. Arkadaş ben böyle alçak bir saldırı görmedim ya. Adamlar, onun bir tane milletvekili var Yasin Öztürk. Sana SS ile öğreteceğiz, ağababalarını öğrettiğimiz gibi falan. Şimdi onun dokunmazlık fezlekelerinden birisi şey benimkidir. Benim şikayetimdir orada. Nasıl alçakça hakaret ettiler? O parti yönetimi, Erhan Akşener falan hepsi sustu. O basın danışmanı var bir tane onun. Onlar tezgahladılar bu işi. Onların bir takım trol ekipleri falan var. Ama mesela AKP'lerden ben yıllardan hala öyle yazıyorum, öyle söylüyorum. Gazetemde de öyle yazıyorum. Arada da hiç, AK Parti değil. Hiç de AK Parti i̇şte falan demedim bugüne ettim. kadar. Niye Kims İP yazdın sen de? Merak ettim ama. Kısaltırken sadece İP diye kısalttım. Yani başka hiçbir hem de Kızgınlık büyük harfler. yok Yo, yani. Çünkü Hı. Saadet'i de bazen saadeti, SP diye kısaltıyorum. Bazen İYİ Parti yazıyorum. Ama arkadaş ben böyle alçak bir saldırı görmedim. Anladım sonradan ki Lütfü Türkkan, sonra bir geçenlerde bir ilçe yöneticisi falan Bunların kültüründe var. Mesela yani genel başkanlar da çok affedersiniz YY ile başlayan bir laflar etti falan. Değil mi Yine ya de genelleme yapmam. Altı. Ya Yo genelleme yapmıyorum. Özelleri mi anlatıyorum zaten. Baktım ki şey hamurları böyle. Tamam kardeşim bunlarla ancak hukuk yolda mücadele edebilirim. Öyle yürütüyorum çalışmamı. Dönelim Dİ'lere. Teşekkür ederim onun için de uyarı için de. E, Diyar, şimdi der dediğim gibi bakın der 2000'li yılların yani 2010'dan önce kurulmuş hakkında takip olan devletin Bilgisi olan bir örgüt. Zaten hakkını açmış başka davalarda var. Bu olay, yani burada niye çıktı karşımıza? Yani burada bir komple var. Daha önce soruşturması olduğu halde falan. Mesele şu, e, yanılmıyorsam 2020 yılı içerisinde Bitlis'ten getirilen terörist cenazeleri var DNA işleştirmesi için. Daha sonra o e, cene, e, teröristlerin cenazeleri e, İstanbul'da bir kimsizler mezarlığı var. Oraya gömülüyor. Oradan da ailelere teslim ediliyor zaten gönderilmek üzere illerine. O sürede bunlara destek veriyorlar. Sonra jandarma bunu ta takip ediyor, jandarma istihbarat e, takip ediyor ve e, bu örgütle bir başka soruşturma açılıyor. Diyor ki bu örgütle bir ilişkisi var bunun diye e, tekrar devletin kayıtları e, şey yapılıyor, takip ediliyor. Onun o dinlemeler sırasında, yani o takibat sırasında bu adamların belediyeyle iş dışı oldukları görülüyor. Ne hangi ne üzerinden? HDP üzerinden. Çünkü yerel seçimlerde, yoksa özel olarak belediye takibi alınmış bunun işte kimler girmiş çıkmış falan filan diye değil. Bakmıyor olaya. Olaya başka bir soruşturma üzerine geliyor. Zaten ondan da bağımsız Diyahider'le ilgili operasyon yapılıyor. Ne tespit ediliyor? Onların referansıyla belediye eleman alındığı yardım kolilerinin dağıtıldığı maaşlarından derneğe paralar kesildiği ki bu bize hepsi bakın hepsi Fethullahçı terör örgütünün yöntemlerini anlatıyor. Çünkü başka türlü zaten legal bir görünümde altında illegal faaliyetler nasıl finanse edilebilir? Mesela HDP'li belediyelere kayyum niye atandı? Belediyenin bütün kaynaklarının PKK'ya aktarılmasından dolayı maaşlarından kesinti yapılıyordu mesela. PKK'ya aktarılıyordu. Maaş veriliyordu. Maaşlarından kesintiler yapılıp PKK'ya aktarılıyordu. Eleman devşiriliyordu. Daha eleman gönderiliyordu. Ara, belediyenin araçları PKK'lılara veriliyordu onların ulaşımında kullanıyordu. Hatta öyle bir şey ki milletvekilleri kendi araçları PKK'lıları da taşıyordu. Dolayısıyla hepsi birbirinin benzeri. Böyle eğer bir örgüt FETÖ, FETÖ gibi ister içeriden ister PKK gibi dışarıdan olsun kamuya sirayet ettiği zaman bu bu şekilde şey yapar. E, sömür şey yapar. Ne derler? Su istimal eder kamuyu. Bir de bunun şöyle düşünün. Hani hafazan Allah mı denir? Ne denir? Evet. Allah. Allah korusun. Allah korusun. Ee, bütçeye, Türkiye hazinesine ki zaten 77 milyon lira veriliyor HDP'ye. Bir de elemanlarının devlet kadrolarına, bırakın belediyeyi devlet kadrolarına girdiğini düşünün. düşünün Türkiye'nin geleceği hale. Yani o yüzden tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlatmak için ne yaptıklarının farkında değiller diyorum. Siz siyaseten HDP'nin yanında tutacağım diye uğraşıyorsanız ben onlara da şunu, şu önermeyi bulunuyorum. Bakın HDP'nin başka bir seçeneği yok. Zaten size oy verecek. Şuna yanılmasınlar. Deminden sorduğun soru vardı ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Kandil ve pardon Öcalan Ebrutaş karşılaştırması yaptığını. Edildi, evet. Bu karşılaştırmanın yeri olmadığını zaten bize gösterdi tarih. Çünkü HDP tabanı da HDP yönetiminin yönetimininle ortak düşünüyorlar. Eğer bugün Öcalan bir kez daha böyle bir açlama yapsın. Hatta Kandil yapsın hiç fark etmez. O seçmen %80-85 e, partinin göstereceği adama oy verecek. O da e, desteklediği Millet İttifakı'nın adayı kimse, birinci tur, ikinci tur her neyse oraya destek verecekler. Dolayısıyla ben diyorum ki CHP, şey pardon Millet İttifakı'nın ortaklarını ya bu rezilliğe seyirci kalmayın. Siz tavrınızı, kimliğinizi, kişiliğinizi koruyun. HDP'liler size muhtaç, siz onlara kendinizi esir hissetmeyin diyorum ama Peki. maalesef Öyle olmuyor işte. Ee, tabii bu diğer ders soruşturmasından ne çıkacak o da takip edilecek ee, bu iddialarla ilgili. Ama bu ne kritik bir analiz. Var mı eklemek istediğiniz? Yok 10-15 gün önce benzeri bir analizi ben de yaptım da. Şimdi hatırıma geldi. Gerçekten Millet İttifakı yani HDP'nin oyu olmazsa bu iş olmaz gibi modunda ya. Nedim Bey'in söylediği çok doğru. HDP'nin vereceği başka aday yok ya. Yani HDP, hani ne vaat ederseniz vaat edin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a vermezler, vermeyecekler. Sebebinde düşünüyorum, düşünüyorum. Yani e, açılıma rağmen, şuna rağmen, buna rağmen niye vermeyecekler? Herhalde PKK'yı bitirdiği için. Başka da bir sebep kalmıyor çünkü. Bir de örgütün ideolojik anlamda ateist, e, İslam düşmanı olduğu için. Ya, ama asıl arkasındaki şey... Bakın, olsun e, kandil, kandil, yok Üstad bir de şey kandil Üç. tamamen öyle. Bakın, şu an, Ateş. hiç şüphesiz. yani. Bakın, PKK. Ya, Derviş e, diyen de var. Ya Türkiye'de açıkçası ya işte, Hakan şu... bir dönem? Hakan Türkiye'de Bey. ben televizyonda şöyle tartıştım ya. Oradaki asıl. E, PYD sekülerdir, ÖSO e, şey radikaldir diye. Hakan Bey, ben Türkiye'de böyle tartıştım insanlarla. Onun ya. onun ana nedeni şu. PKK'nın bugün patronu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri neyi istemiyor Türkiye'de? Erdoğan'ı istemiyor. Bunu açık açık yazıyorlar, söylüyorlar. Onun için Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması PKK eliyle HDP üzerinden böyle yürüyor. FETÖ üzerinden öyle yürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri bu fikrini değiştirmediği sürece PKK başka bir politika izleyemez. Başka bir tavır alamaz. Evet, onu, HDP evet, de alamaz. Evet, öyle, Yoksa evet. dini kimlik, etnik kimlik işte şu öyle bakmaz olay. Onlar da var da. PKK'nın bugün patronu Amerika Birleşik Devletleri eline silahı da Amerika veriyor. O silah Amerika istemediği sürece elinden kimse alamaz. Bugün ben HDP tabanına o sizin bahsettiğiniz hani aidiyat hisseden veya o şekilde görenlere ya çocuğunuzu Diyarbakır annelerinin söylediği gibi Amerika'ya asker ediyorsunuz, İsrail'e asker ediyorsunuz. Değerleri bir sarı torba, bir ceset torbası. Kurtarın çocuklarınızı. Diyarbakır anneleri onun için uğraşıyor. Bak Hakan Bey, tüş iki... bir siyasi akıl ama. Bak 32 yani tane, 32 tane annelerini Diyarbakır annelerini, annelerinin <laughs> eylemleri sayesinde 32 tane can, bak can diyorum ya daha çıkmış, silah çekmiş bize. Ben diyorum ki yine can diyorum bak bu adamlar geri geldi. Hacer Ana 3. günde çocuğuna kavuştu Diyarbakır HDP'den çocuğunu kaçırdılar. 3 gün sonra geri iade ettiler. HDP yaptı bunu. PKK yaptı. Şimdi o çocuk evlendi, torun sahibi oldu. Askerliğe askere gitti. Ya ne güzel değil mi? HDP acaba hayatında bütün ömrü hayatında HDP'liler bir canı geri getirebildiler mi? Ama Hacırhan yaptı. Bak bu devlet yaptı. Ne yaptı? Sen daha çıktın, bilmem ne yaptın diye ona kim mi güttü bu devlet? 32'sinin yarısından fazlası bugün aynı durumda biliyor musunuz? Ailelerine kavuştu. Bunların hepsi sarı ceza torbasına geleceklerdi. Ya şu devletin neler nelere kadir olduğunu görmüyor mu bunlar? Diyarbakır anneleri görüyor. Herkesele var mıydı böyle 250 bir? 250 tane kişiyi örgütten e, tekrar kazanıyor devlet. 250 ve bir kişiyi kazanmanın ne kadar zor olduğunu sana anlatsam Tabii. anlatamazsın. Sadece bir yıl içinde bak o bahsedilen şeyler var ya teslim olanlar 200-300 kişi teslim oluyor. Tam 25 bin görüşme yaptılar biliyor musunuz ailelerle? 25 bin döne 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 25 bin ya devlet işi gücü bırakmış. Nasıl ikna ederiz? O aileler çocuklarla nasıl temas kurar? Nasıl gelir gelir? ve sonunda 300, 350 tanesini bir yılda geri alabiliyor şeyde örgütler. Katılım ne? 40. Onun da bir kısmı yurt dışından zaten. Örgüt o anlamda HDP ile beraber çökmüş durumda ya. Ve diyorum bakın size 20-25 bin görüşme yapıyor bu devletin polisleri, güvenlik görevlileri, psikologları. O çocukları tekrar kazanmak için. Daha ne yapabilir ya devlet? HDP ne yapmış? Bir kişiyi Durun çocuklar demiş mesela dağa çıkarken Demirtaş denilen o terör sözcüsü. Bir dakika arkadaşlar ne yapıyorsunuz demiş mi? Çukurda devlet onları çukurları mezar yaparken oturup onlar üzerine kahramanlık yapıyordu. Utanmadan bir de kitap yazıyor Seher diye. Cizre'de şöyle oldu böyle oldu bilmem ne. Bir de orada öldürülenin çocuğunu kahramanlaştırmaya çalışıyor. O çocuk babasız büyüyor. O çocuk babasız büyüyor. İsmi var orada. Ben yazdım gazetede. De. Sen sen ne yapıyorsun? Saz çalan, çalan çocuk o çocukların kanı üzerinden işte Allah büyük yani Allah büyük. Işte. Peki ee, Onur Bey Allah tekrar büyük. bizimle biraz önce görüntüsünde sorun yaşamıştık. Onur Bey sizi dinleyelim yani orada yarım kaldı sözünüz ama oraya tekrar dönmeyelim isterseniz. Bu der tartışmasında siz ne görüyorsunuz? Nedim Bey de bazı bilgiler aktardı buyurun. Tabii Nedim Bey bizden daha fazla bilgi sahibi bu konuda. Ben iddianameye doğrusu ayrıntılı olarak bilmiyorum, dolaylı olarak biliyorum. Yalnız e, baktığım kadarıyla Diyarır için açılmış bir kapatma davası yok. Hani böyle bir terörle iltisakı olan e, bir şeyin derneğin e, kapatma davası olması lazım. Yani sadece eleştirmek yetmez. Bu anlamda bir şeyler yapılması lazım. Ya Cumhuriyet Savcılığı'nın açması bu da lazım bu dava ya da İstanbul Valiliğinin basına yansıdığı kadarıyla bu yok. Bir de şu da var yani şuna dikkat etmek lazım. Bunlar tabii bütün terör örgütleri gibi PKK da aynı zamanda aslında kukla örgütlerdir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bunların bağının olması haber değeri taşıyan değil çok doğal. Ve FETÖ taktiklerini kullanması da beni hiç şaşırtmıyor. Çok doğal süreçler bunlar. Çünkü bunlar istihbarat örgütlerinin uzantıları taşer onları. Bununla birlikte bunlarla mücadele ederken bu akılla mücadele etmek gerekiyor. Şimdi e eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iddia olunduğu gibi Diyader, diğer, diğer, de, üyesi kişilerin terörist olduğu bilinerek bir istihdam yaratılmış bu eleştirilecek bir şey ama böyle bir bilgi yoksa biraz şey yapma yani olmak adına çok ileri gitmemek lazım diye düşünüyorum ama tabii ki Diyader'in içinde varsa bir terörist organizasyon devlet gereğini yap yapacaktır herhalde. Peki var mı eklemek istediğiniz Mete Bey, Hakan Bey? Ben bir şey sorayım. Tabii tabii buyurun. Ee, yani Nedim Bey'e sormak istiyorum özellikle. E çünkü Onur Bey'in üstünde evet. durduğu haklı bir konu var. Haberleri olmayabilir mi? Tepenin. Pardon hangi konuda? Ya bu bağlantılar, alımlar bilmem ne falan filan. Yo, zaten bakın iddianamede İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun diğer değercilerle toplantılar yaptığını kendi telefon tapelerinden görüyoruz zaten. Savcılığın tespiti de var o konuda. Ama orada Kılıçdaroğlu'nun da. Tabii tabii Kılıçdaroğlu Şişli'de bir toplantı yapmışlar. Ondan sonra savcılık bunu tespit etmiş ve orada değerlendirmelerden bir tanesi kadro sözü verildiğine dair. İddianamede yazıyor bunlar. Ben o geçen haftaki programda bunu okumuştum iddianamenin telefon tapelerini. Yani çıkıp hayır biz böyle bir görüşme yapmadık falan diyen olmadı zaten. Nitekim İmamoğlu'nun Deayi Diyarcilerle e, görüşme fotoğrafları daha sonra basında yayınlandı. Bir soru daha gerçekten bilgilenmek için soruyorum. Buyurun. O görüşmeler yapıldığı sırada. HDP'ye yakın olabilir ama böyle PKK bağlantılarının filan bilmiyor olabilirler mi? Kılıçdaroğlu da imam oldu. Ben Kılıçdaroğlu'nu çok eleştiririm. Böyle ee, seçimler sürecinde e, Sezai Temelli dedi ki biz dedi Batı'da da kazandıracağız, Kürdistan'da kaybettireceğiz. Dağdaki teröristler, bütün Cemil Bayığın'dan Hozatı'na kadar lütfen sosyal medyaya girin. CHP'de CHP CHP. İmamoğlu'da oldu, imam oldu. İmamoğlu. O günlerde söyledim ben. Burada hatırlayacaksınız. Ya çıkın Atatürk'ün Partisi'nin şerefini koruyun. Sen kimsin? Bu partinin adını alıyorsun? Sen kimsin benim adımı alıyorsun? Şimdi FETÖ'cüler, PKK'lılar beni övseler o onu söylediklerine pişman ederim. bir FETÖ'cü beni övmeye kalksın onu söylediğine pişman ederim değil mi? Öyle yani en ufak şey. Yani. Hele hele ben topluma mal olmuş bir siyaset yapacağım. Bir ile talibim. Oturmuş bir PKK'lı benim adım alacak. Ve benim partimin yani ki Cumhuriyet Halk Partisi bu. Adını alacak. Yerin dibine sokar çıkartırım. Böylece bana beni destekleyecek kişilerle de mesajımı vermiş olurum derim ki bana oy veriyorsanız onlarla değil benim söylediğimle kayımsınız. Ona bağlısınız. Onlar değil Bir ek yapabilir miyim? Tabii. Tabii buyurun Onur Bey. Şimdi e, bu hani, DİDER konusunu tabii Nedim Bey'den öğreniyoruz işin gerçeği, ayrıntılarını. Ancak e, Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam konusuna baktığımız zaman bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin uyması gereken bazı kurallar var. Tıpkı diğer kamu kurumlarının olduğu gibi. E, bu e, devlet kamu görevine alınacak, e, gerek memuriyet olsun gerek hizmet için alınacak olsun bir e, ee, güvenlik soruşturmasına ilişkin bir kanun var. Nisan 2021 tarihli. Burada ikiye ayırıyor sistemi. Biri arşiv soruşturması diye ayırıyor, bir güvenlik soruşturması diye ayrılıyor. Dolayısıyla her memur arşiv soruşturması yapılmakla mükellef. Yani her memur arşiv soruşturması yapacaksın. Ama güvenlik soruşturmasını sadece kritik memurlara yapacaksın. Şimdi Büyükşehir e, Belediyesi'ne alınan, istihdam edilen işte ve e, terörist yani. olduğu iddia edilen e, bu kişilere baktığımız zaman galiba gazsal olarak istihdam edilmiş. Bunlar e, kritik görevlerde değiller. Öyle olduğu için Büyükşehir Belediyesi'nin sabıka kaydı istemekten daha fazla bir yetkisi yoktu benim gördüğüm kadarıyla. Çok Kaldı anladım. ki istemiş olsaydı, güvenlik soruşturması yapsaydı da kişisel verilerin ihlali, e, ihlali söz konusu olurdu. Evet. Burada bu ayrımı da yapmak lazım yani. Şimdi şöyle... Ben mesela İyi Parti'nin de üzerinden gelen alınan kişiler var, Me şey CHP. Şey, hmm, belediye. Belediye. Hiç onlarla ilgili bir tartışma duyuyor muyuz? Yani İyi Parti çevresinden herhangi bir kişi PKK iltisaklı veya başka iltisaklı olarak belediyeye girebilir mi? Çünkü. İYİ Parti bile kendi içerisinde eğer bir referans olacaksa veya birileri bir referans olacaksa onun bir sicil onun kim olduğunu bilir. Dolayısıyla diğer HDP üzerinden geliyorsa demin verdiğim örneğe o yüzden dikkat çekmek istedim. Bu kişiler yani Sezai temelli yerel seçimler sürecinde bunu tavır almışsa PKK'lar bu tavrı almışsa HDP ilişkileri böyle yürütüyorsa ben onun referans olduğu kurumun referansıyla bir kişiyi alırken hiç gerek yok onlarla ilişkileri tutarım. Ama aynı zamanda yasası o an için biliyorsunuz bazı dönemlerde bu yasa bir ara Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için yine de MIT'e sorarım, emniyete sorarım. Ben mesela bana da bazen taleplerde bulunuyor bazı arkadaşlar, genç arkadaşlar. Ben direkt soruyorum. Bak kardeşim PKK iltisakın var mı? Çünkü tuzak da olabilir bazı şeyler. Tamam geliyor genç staj yapmak istiyor, şunu yapmak istiyor. 40 kere arıyorum, soruyorum, akrabalarını soruyorum. Kendim ya çok basit. Birine, birine referans olacaksam, staj için bile referans olacaksa ben kendim araştırıyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eğer sorumluluğunu almışsam oraya girecek herkesten. Herkesten sorumluyum. Öyle Peki. şey yok. Ben bir Çünkü, bir soru evet. sorabilir miyim? E, sonra? Artık e, süremiz daralıyor e diğer şey başlıklara da Onur Bey'e soracağım. Şey sor, Geçelim Onur Bey e Buyurun, bir sorun. sorun. Onur Bey e, sosyal medya'yı biliyorsunuz, sosyal medya taramasını da biliyorsunuz değil mi? Yani evet, genel anlamda evet. biliyorsunuz. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 13.500 kişiyi işten atarken, işten çıkartırken hangi esasları çıkartmıştı biliyor musunuz? Yani bunu Büyükşehir Belediyesi'ne sormak lazım evet, hayır, ben devam Büyükşehir edeceğim. Ama ama değil. Hayır ben şimdi devam edeceğim. Şimdi Buyurun. ikinci sorum şu dediniz ki bunu daha fazlasını araştırmak e, onların e, işte şeyine girer ne derler? Hukukuna girer dediğiniz için soruyorum. E, bu şahısların birçoğu sosyal medya hesaplarında PKK'yı veya YPG'yi veya e, diğer örgütleri destekleyici mesajlarını hiç silmemişler ve açık açık hala orada durmaya devam ediyor. Sizce herhangi bir iş yerine bir insan aldığınızda bırakın devlet kurumunu, sivil bir müessese bile bir sosyal medya hesaplarını şöyle hafifçe bir tarayarak e, aldıkları kişinin profiline şöyle bakıyorlar değil mi? Şöyle bakıyorlar. Orada bile çok rahatlıkla görebilecekleri bir tablo vardı. Yani bırakın güvenlik soruşturması yapmaya, bırakın arşiv taramasını yapmaya, bırakın e, başka türlü e, faaliyetler içine girmeye çok basit olarak yaptıklarınız bile ortaya koray koyulabilirdi. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? 13.500 kişinin sosyal medyasını tarayarak verdiğiniz kararın bir benzerini işe alırken de yapabilirdiniz. Ben hatırlatma yapmak için söyledim. Ben tabii Büyükşehir Belediyesi'nin tabii tam hangi sahiplerle hareket ettiğini bilmiyorum ama yasaya baktığım zaman bu söylediğiniz yükümlülüğü yok. Sadece yasal bir süreç değil ama yani bu tercih edilebilir. Mesela ben kendi yanımda çalışırken gerçekten e, terörle herhangi bir iltisakı olan birisini işe almam. Yani hakikaten bunu yaparım ama 86 bin kişinin olduğu koca bir kurumda <laughs> herkese tek tek bir araştırma yapılabilir mi onu bilmiyorum. Peki. Şimdi o zaman... 86 binin 86 bin de almıyorsunuz kusura bakmayın. Yani kusura bakmayın. Yani verdiğimiz rakam lütfen doğru olsun. 86 bin kişinin zaten... 86 bin, 86, .000 çalışıyor orada zaten. 86 bin kişi girerken zaten o güvenlik soruşturmalarının çoğu yapılmış zamanında. <laughs> Bu dönemde o yapılmıyor. Yasa iptal olduğu için özellikle evet. CHP'nin başvurusuyla o dönemde bir şey oluyor. Ya diğer ama, başlıklarına geçelim ama... Buna rağmen, buna rağmen bazı CHP'li belediyelerde o yasal iptaline rağmen güvenlik Peki, soruşturmalarına arşiv cümleli, başvuruyorlar. Peki birkaç cümle var mı ekleyeceğiniz? Yok sadece bir gencimizin Lütfen. Büyükşehir Belediyesi'nden işinden kovulan bir gencimizin attığı bir tweet'i şimdi şimdi gördüm göndermiş. Ayasofya'da sabah namazına gitmem gerekçesiyle İBB Beyaz Masa'daki işimden kovuldum. Şimdi bu çok hani politik kadrolaşma yapmayacağız iddiasıyla gelen şeyin yapacağı bir şey olmamalı. Yani AK Partili olduğu için atıyorsunuz. Yani ama şimdi bu iddianın doğruluğuyla ilgili de bir dinliyorum. soru <laughs> işareti olacaktır Ama bu hayır yani 13 bin siz bunun atıldığını bir şey söylüyorsunuz ama. ama. O bir şey değil bu bir iddia değil bu bir realite. 13 bin insan Ekrem Bey geldikten sonra işten atıldı. Yani gerekçesi bir iddia. Sadece Bu yani. yani, Evet. Onun dışında da ben şahsen e, yani İYİ Parti'nin üst yönetim kadrosunun e, ya işte Diyayder ilişkisiyle de ilişkisini biliyor mu bilmiyor mu? Bu çok e, şey değil, çok ayrıntılı ama HDP ile PKK ilişkisini bildiği halde, Kandil'den yapılan açıklamalarla desteklendiği halde hiçbir itirazı olmayan bir ekibin elbette ki HDP'den gelen e, isimler konusunda da hiçbir itirazı olmaz. Peki. Çünkü Kendisini destekleyen bir parti. Dolayısıyla diyet borcu olan bir parti. Siyasi mütefiklik ilişkisi var. Onun için Diyarilerin kim olduğuna bakmaz bile. Ee, anlamlı olan soru şudur. HDP-PKK ilişkisi bilindiği halde onunla iş birliğinden kaçırmıyorsanız onun verdiği isimler konusunda da başkaca bir duyarlılığınız zaten olmaz olamaz. Yani. Peki dediğimiz gibi soruşturma devam ediyor. Yargı cephesinde o boyutta takip edilecek elbette. Onların... Bu iddialarla ilgili tamamlayalım artık bunu. Çok önemli yani ee, farklı bir boyutta değilse. Şöyle... İyi Parti'nin bir belediye ya da milletvekilliğini HDP oylarıyla kazandığı bir yer yok pek. Yani o tür bir bugüne kadar mahkumiyeti olmadı. Matematik olarak söylüyorum yani. Hatta bir daha isterseniz. Hatta vermedik. Tam karşısında yer aldı. Ha, evet. Karşı filan diyorsun değil mi? Karşısında yer aldı. Yani HDP hiçbir yerde İyi Parti desteklemedi. İyi Parti'nin aday gösterdiği hiçbir yerde. İşte onu diyorum ben de. Aynı şeyi söyledim. Aynı. Ya. Yani i̇yi Parti için söylemedim. iyi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için söyledim. Ah, pardon. Peki. İBB için söyledim yani. İyi parti diye dinledin Yok iyi parti değil. Peki şimdi e, Millet İttifakı'ndaki adaylık meselesi e, konuştuğumuz bir konu. O düğüm çözülene kadar cevap bulana kadar da bu soru konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye açısından önemli bir mesele. Şimdi son olarak İyi Parti lideri Meral Akşener sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş da bu adaylık açısından ismi geçenler arasında malumunuz. Geçtiğimiz Aralık ayında da Yavaş Akşener'i ziyaret etmişti. Şimdi soru şu bu bir ziyaret, bu ziyaret bir nezaket ziyareti miydi? Yani iadeyi ziyaretlerler malum. Yoksa özel bir gündemi var mıydı acaba bu adaylık meselesi dolayısıyla bu soruluyor. Öte yandan Şimdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde adayları bile belli değil açıklamasını yorumladı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tam olarak ne söyledi onu ifade edelim. CHP'nin bizim karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında zaptiyelik, adliyelik olurlarsa şaşırmayın diyor. Böyle tanımlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de şunu ifade ediyor yani daha önce böyle bir ifadesi yoktu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Böyle bir çıkış yapmamıştı daha doğrusu. Sorsanız ülkenin yönetimine talipler ama daha ortada bunu yapacakları bir isim, bir program, bir vizyon yok. Güya bu zatın öncülüğünde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak kuruluyor. Ama daha bizim karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. Dediğimiz gibi bu işte adliyelik, zaptiyelik olacaklar ifadesini kullanıyor. Acaba <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi vurgulayarak adaylık kavgası var diyerek ne ifade etmiş oluyor? Yani karşısında kimi aday olarak görmek ister? Bir de Yavaş'ın bu ziyaret meselesiyle ilgili ne dersiniz? Hakan Bey burada sizi dinleyerek başlayalım. Buyurun. Vallahi her şeye rağmen bir anketlere bakalım ama bir ankete değil. 15-20 anketin genelini söyleyeyim size. Tamam. Hani iktidara yakınlığıyla bilinen ne bileyim muhalefete ya yakın. Şöyle sorarak gidelim Ortalama. aslında birer birer. Akşener'le e, Yavaş bu adaylık meselesini konuşmuş olabilirler mi bu ziyarette? E olabilir. Olabilir. Yani mantıklı. Çünkü İyi Parti'nin sürekli tezi şu. En yüksek oyu <laughs> alacak adayla seçmeyelim <laughs> diyor. Baş Diyor da başka bir şey demiyor bu konuda hani Meral Akşener adaylıktan bile vazgeçti. En yüksek oyu alacak kişiyle gidelim falan diye. Neyse. Şimdi pardon ben 15 şey dedim. 15, 15 anketten bakalım. Anketleri 15 5'li anketin söylediniz. ortalamasını alarak şöyle gidelim. Şimdi anketlere baktığımız zaman genelde muhalefetin adayı kim olsun tipli anketlerden bahsediyorum. Bütün anketlerde Ama bütün Yani böyle yok e, CHP ile çalışıyor AK Parti ile çalışıyor İYİ Parti ile çalışıyor böyle değil Hepsinin ortalamasında Rakamları Farklı da olsa Biri mesela diyor ki 53'e 47 diyor o biri 36'ya 64 diyor filan Rakamlar farklı olsa da Bakın Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ardından Meral Akşener ve sırayla şimdi yeni isimler de girdi bu arada. da bu arada Millet İttifakının adayı kim olsun ya da CHP'nin adayı kim olsun sorusu bu. Yoksa Muharrem İnce var, Mustafa Sarıgül var. Bunlar ayrı bir fenomen, ayrı bir olay. Ama onlar şu an zaten ittifak içerisinde konuşulan i̇ttifak partiler. İttifakta olmadıkları değil mi? için evet, dahil etmiyorum. Yoksa onların ne yapacağı belli değil bakın. Onu tamam. da şerh düşerek bunları söyleyeyim yani. Çünkü daha bir buçuk yıl var beyler. Bazen bir kelime bir yanlış e, siyasette işi bitiriyor. Yani Sayın Cem e, Boyner siyasete girdi, hızlı bir giriş yaptı, yüzde birleri, ikileri, üçleri falan gidiyordu, bir cümle söyledi. Ya bir cümle, bir cümle. Bitti. Neydi cümlesi Hatırlamıyorum. Merak ettiğim için sordum. Yanlış anlama. Ee, ya kendine göre görüşü olabilir ama bu ülkede tutmaz. Yani biz dedi Atatürk'ü de aşacağız, Muhammed'i de aşacağız. Dedi ve konuk bitti. Siyasi hayatı bitti. Yani Hazreti Peygamber'i de aşacağız dedi. Atatürk'ü aşır. İkisini birden aynı cümlede sarf edince siz hem bir kesimi kaybediyorsunuz hem bir kesimi kaybediyorsunuz. Bütünü de kaybediyorsunuz yani. Çünkü her ikisini de Birisini peygamber olarak, birisini devlet büyüğü olarak görsemem var. Anlatabildim mi? Bazen bir cümle her şeyi değiştirdiği için e, bu tür şeyler yaşanabilir. Onun için şerh koyuyorum o diğer e, şeylerle ilgili. Ne yapacakları belli değil diyorum. Şimdi gelelim Millet İttifakı'nın adayında bütün anketlerde 3 ya da 4 isim, Millet İttifakı için isim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Tamam mı? Net. Yani ister 64'e 36 bulsunlar, ister 42'ye 58 bulsunlar. Önünde çıkıyor. Şimdi bunu herkes biliyor. Bilmeyen yok, bilmeyen kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanının saç saça baş başa dediği şu. Nedir? Evet. Bu gerçeği Kemal Bey de Sayın Kılıçdaroğlu da bilmesine rağmen İsrarla aday benim diyor. Ve bunu aşağı yukarıda netleştirmeye başladı. Peki yani burada Akşener'in bu Millet İttifakı içerisinde konuştuğumuz İyi Parti'nin kararının bir önemi olmayacak mı belli bir noktada? Elbette olacak. Yani? Elbette olacak. Şimdi işte sıkıntı şurada. Yani bugüne kadar hep onu da hatırlatayım. O tanım var ya. Meral Akşener hı. daha çok İmamoğlu. E tamam. Tamam. Açısından Zaten burada söylendi mi? Konuyu yani. değerlendiriyor gibi, yorumlandırılıyor. Bakın çok algıdan. çeşitli Ama faktörler var da. Yavaşla görüşmesi de söz konusu ya. Tamam. Acaba farklılık olabilir mi diye. Ola düşünüyorum. Bilmi olabilir, bilmiyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada saç saça baş başa tanımını şu ortaya koyuyor. Göstergeler şunlar. Onun üzerine o laf çıkıyor ortaya. Ağırdır değildir, ayrı konu. Ama tanım şu. Şimdi en büyük ikinci partinin lideri normalde Cumhurbaşkanı'ndan sonra yani birinci partiden sonra en çok oy alan ikinci partinin lideri ikinci çıkmalı. Basit bir matematik yani. Daha doğrusu basit bir sosyoloji bu. Ama çıkmıyor. Çıkmıyor oğlu çıkmıyor. Yani Tanzanya'dan anket şirketine yaptırıyorlar çıkmıyor. Uganda'dan anket şirketine yaptırıyorlar. Çıkmıyor. Hangi araştırma şirketi yaparsa yapsın. Saydığı 3-4 kişi yönde buluyor. Peki tamam. Sizin bu yorumladığınız bu durum ortadayken ama Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrarlı diyorsun. İşte ben de onu tarif edeceğim. Tamam. Kemal Bey buna rağmen ısrarla adaylığında kararla yürüyünce yakın çevresi de evet, aday ol deyince çünkü şöyle bir inançları var. Bu ekonomik gidişle kim olsa kazanır. Kemal Bey'in yakınındaki kişi bile biliyor Kemal Bey'in diğer dört kişiden daha az oy alacağını. Hatta kendi bile biliyor Kemal Bey. Sayın Kılıçdaroğlu. Ama ona rağmen kendi aday olmak istiyor. Çünkü kendisi aday olmadığı an bu sefer gökler bile artık bırak derler. Bu pozisyon hasıl olduğu için aday olmak istiyor. Sıkıntı şuradan başlıyor ve şuradan doğuyor. İyi Parti. Kilit parti denilen HDP ama aslında kilit parti iyi Parti. İyi Parti de net bir tavır koyuyor. O da diyor ki hayır diyor. Kim yüksek oy alacaksa muhalefete kim seçim kazandıracaksa onu yapalım diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da ısrarla şunu masaya yatırıyor. Vallahi diyor şartımı kabul etmezseniz ben CHP'nin aday olarak çıkarım. Sizden de fazla oy alırım. Finale ben kalırım. Finalde iki kişi bir daha yarışırız. E bu ekonomik koşullarda bir ihtimal alırım belki. Düşüncesi bu. Dolayısıyla bu saç saça baş başa meselesi Peki Mesela... Cumhurbaşkanı Erdoğan niye CHP içinde saç saça baş başa Hı. yakında zapt diyelik adliyelik olurlarsa şaşırmayın dedi. Acaba kimi ister karşısında aday olarak diye soracağım. Eee Akşener'in da ekleyeyim müsaadenizle. Çok merak ediyorlar da e... Cumhurbaşkanının açıklaması soruluyor kendisine. Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir? Bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak diyor. Yani size göre Cumhurbaşkanı kimi ister karşısında ve ona göre bir e, sta, strateji siyaset izleyecek mi? İki tipoloji ister. Birisi hiç tanınmamış bilinmemiş toplumun yüzde birinin tanıdığı yeni bir isim koysunlar ister. Ekmelettin İhsanoğlu olayında olduğu gibi yani Sayın İhsanoğlu'nun şahsıyla ilgili değil bu dediğim, tenzih ederim. Ee, ama tanınmıyordu. Toplum tanımıyordu. Tanınma oranı yüzde birdi aday olduğunda. Akademik çevreler tanırdı kendisini. Ya onun gibi bir yüzde bir tanınan bir yeni bir aday çıksın ister ya da Kemal Kılıçdaroğlu çıksın ister. Bu iki kişiden birini ister. Hatta bu sebeple açıkçası bunu da burada ilk defa söyleyeceğim bir eleştiri olarak. Ee, muhalefeti eleştiren ve iktidara yakın bazı yorumcu ve gazeteci arkadaşlarımız hepsi değil. Peki. Bazıları muhtemelen bu sebepten olsa gerek Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili çok enteresan güzellemeler yapıyorlar. Dikkatinizi çekerim. Herkesin dikkatini çekerim. Dönüyorlar. Diyorlar ki Efendim haksızlık ediyoruz Kılıçdaroğlu'na. Aslında başarılı. Niye? E, son yerel seçimde üç büyük ile aldı, doğru adayları seçti falan. Ya bir liderin görevi doğru adayları seçmek değildir ki. Kendisi aday olup kazanmaktır. Doğru adayı e, benim oturduğum sitede seçecek 34 kişi tanıyorum ben yani. Yani sokaktan da 100 kişi çevirin, onlar da doğru isimleri seçebilirler. E siz 11 defa seçime girip 11'inde de çift misli fark yemişsiniz. Sonuç gerçek bu. Rakam bu. Hani Muharrem İnce diyordu ya. Çıkmışsın yenilmişsin. Çıkmışsın. gerçek. Doğru. Şimdi hal bu olunca. Hayır, niye övüyorlar anlamadım Kılıçdaroğlu'nu peki. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, ya adaylığını bir istiyorlar. güçlendirmek için. Muhtemel ki. Böyle bir, bir, bir strateji görüyorsunuz. Kendilerine rica edilmiş ki Kılıçdaroğlu'nu aman sabote etmeyin. Ama Kılıçdaroğlu'nun etrafında da var onu övenler. Ya var. O başka bir sebeple He. ama bir Ak Partiye yakın bir gazetecinin ya da He. yorumcunun çıkıp da valla Sayın Kılıçdaroğlu da hakkını yemeyelim. Onun da başarıları var, var Bak, mı? Ya? Seçim. Şimdi var mı? Kim Kılıçdaroğlu öven var mı? İsmini vermeyeyim. Var arkadaşlar. İlk var. Ya. Efendim? Nerede okudun? Nerede Çok gördün? Okumadım, var dinledim. Kurumlarda bulundum öyle. kaç defa? Ak Parti yakınlığıyla bilinen. Abi yapmayın Allah aşkına. Abi, abi, neyse. Abi, bilmem, Dur, ben bilmem, de ben de duyduğum için ben de duydum aynı görüşmeleri. Ah ben de gördüm. Tabii, Hatta şöyle olur. şöyle söyleniyor. E, tabii ki diyor. Hadi büyük en büyük, hayır, var, e, Millet İttifakı'nın en büyük partisi olarak zaten yasal hakkıdır diyor. En tabii ben, en en şeyi, en azı söyleyeni bilir. En az söyleyeni. Bunu bazıları söyleniyor. da çok övüyor. Çok başarılı oldu diyorlar falan. Şimdi bunu bir tarafa koyup bunu bir tarafa koyalım. Siz dediniz ki kimi ister? Doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ister. Ne sebeple ister diyeceksiniz? Hangi birinden başlayayım diyeyim? 150 sebebi var. 150 sebepten ister. Hani iki sebepten değil. 150. Ya 150 atıyorum 14 sebepten ister. Havada karada e, malum. Çok özür dilerim. Isterim. Abdülkadir Selvi'nin belki siz bunu da yorumlarken eklersiniz. E, şöyle bir ifadesi var. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Selvi e, köşesinde diyor ki Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ona destek veriyor. Doğal rakibi haline getiriyor. Belli ki Erdoğan 2023'te Kılıçdaroğlu'yla yarışmak istiyor. Kılıçdaroğlu da bu kadar meydan okunduktan sonra herhalde kaçmaz. Evet yani bu, bu analiz de doğru. Onun için direkt ona hitap ediyor zaten. Yoksa normalde siz Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'yla herhangi bir konudaki konuşmalarında ya müstehsidir ya dalga geçer. Hani böyle bağırıp çağırıp kızarak söylemez. Ama şimdi birkaç aydır... Hani böyle muhatap alıp ciddi çıkışlar yapıyor ki hani rakibim falan gibi gösteriyor, lanse ediyor. Bir stratejidir, saygı duyarım yani. Akıllı stratejiler bunlar. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Yani bu da güçlendirir diyorsunuz o zaman Kılıçdaroğlu'nun adaylık Ya Kılıçdaroğlu'nun kozu şu. Muhaliflere diyecek ki, beni istemiyorsanız ben CHP'nin adayı olurum diyecek tek başıma. Siz de ne yapıyorsanız yapın der. Ama orada da kaos çıkabilir. Tutup öyle bir ittifak kurabilirler ki, mesela İyi Parti, Saadet, e, CHP'ye bu kadar yakın durmasına rağmen, Demokrat Parti, ne bileyim, Bir Buçukluk, DSP. Tabii kimse farkında değil. Bir buçuk puan oyları var DSP'nin. Son yerel seçimden bahsediyorum. Açın bakın. Böyle bir sürü parti var. 05, 1, 2. Kaldı ki, demin söyledim, Muharrem İnce ve Mustafa... Sarıgül faktörleri var. Şimdi öyle bir koalisyon kurulur ki bu saydığım isimlerden birisi bir çıksın Kılıçdaroğlu'nu geçer. Geçebilir bak geçer diye iddialı bir laf. Ama geçebilir. İhtimal vardır diyorsunuz. En azından İyi Parti'nin 15 puanı ben buradayım dedi mi ne olacak? Hadi Kemal Bey HDP oy verdi. Silme oy verse 9 puan eder. CHP'nin 25 puanı Kemal Bey'in karşısında ya bu daha, daha rahat, daha e, başarılı olur e, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında dediği an CHP'nin 25 puanının 20 puanı zaten genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu tasvip etmiyor. Anketlerle sabit. Çünkü CHP seçmenine soruyorsunuz kimi Cumhurbaşkanı görmek istersiniz? Beşte biri Kılıçdaroğlu diyor. Beşte biri Kılıçdaroğlu diyor. Beşte biri Kılıçdaroğlu diyor. Gerçek. Değil. Beşte dördü başka isimleri söylüyor. Şimdi mesela Bolu Belediye Başkanı bir çıkış yaptı. Ben size sivri bir örnek vereyim veya marjinal bir örnek vereyim. Enteresan bir örnek daha doğrusu. Ya ne olur falan diye baktı herkes. Geçen bazı anketlerde gördüm. Benim de mevzi yani il ve ilçe bazında yaptığım şeylerde. iki iki buçuk çıkmaya başladı. Son rakamı bilmiyorum. Ya Kılıçdaroğlu evet. dört buçuk. Bolu Belediye Başkanı bir çıkış yapıyor. O bile Kılıçdaroğlu'nu yakalıyor. Hı. Toplum nezdinde Kılıçdaroğlu'nun karşılığı yok. Bak kral çıplak diyorum. Yani bunu söyleyince bana diyorlar ki senin bu adama bir garezin mi var? Herkes kendi aklını kullansın. Bu adamın karezi olduğu için mi bunları söylüyor yoksa söyledikleri matematik, fizik, sosyoloji, bilim mi, gerçek mi? Basitçe düşünsün herkes. Peki. Dolayısıyla kargaşa şurada. Ekrem Emoğlu, İmamoğlu, da boş durmayacak. Çünkü şunun farkında. Kemal Kılıçdaroğlu partide kim sivrilse, toplumdan kim oy alabilecek olsa hemen dismount ediyor. Yani yok ediyor. Hem de algı yaratarak. Yok gece konuşmadı, yok içkiliydi bilmem ne. Kendi demese de o algı yarattırıyor. 3-4 tane örnek verebilirim buna insan olarak. Tamam mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu şunu fark etmemesi için mümkün değil. Bir lider olarak adı öne çıktı ya. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyor mu bu seçimler bittikten sonra CHP'de bazı insanlar ya Sayın Kılıçdaroğlu yapma etme bak 11 yıldır 11 ağır yenilgi. Bak bir yerel seçimde iki tane doğru aday gösterdin diye Allah aşkına başarılıyım falan deyip durma. Yahu bırak şu adam iştiyse iki tane peş peşe seçim kazanmış falan derler. Kemal Bey bunu görmüyor mu? Peki Ekrem Bey bunu görmüyor mu? Ekrem Bey de şunun farkında. Direkt tasfiye listesindedir. Direkt. Hatta yerel seçimde. Bakın Cumhurbaşkanı adayı yapmasın ki Ekrem oldu. belediye seçimlerinde de İstanbul adayı yapmaz. Yapmaz. Peki. Şimdi tamamlayalım. Tamamlayayım o aldı. zaman müsaade evet. edin. Buyurun. Kargaşa bu. Bu saydıklarım sadece Iceberg'in bir de görünen kısmı, bir de görünmeyen kısmını düşünün. Düşünebiliyor musunuz? Kemal Bey belediye başkanlarımız aday olmayacak diye bir açıklama yapıyor. Ertesi gün Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yapıyor. Sayın İmamoğlu ertesi gün bir video yayınlıyor. Aa ne tesadüfe bakın. İstanbul aynı zamanda kedilerin de başkentidir ve bir kedi videosu konuyor. Kedi yürüyen merdivene ters binip bocalayan, bir türlü çıkmaya çalışan, çıkamayan, şaşıran bir kedi. Birisi kediyi alıyor, öbür tarafa koyuyor eliyle. Kurtarıyor kediyi. E ne alakası var diyeceksiniz? Kemal Bey 3-4 yıl önce bir yürüyen merdivene ters bindi. Arkadaşlar ne oluyor dur geri git falan filan. Meşhur oldu bu. Espri konusu oldu. Yürüyen merdivene ters binen adam diye. Ha yanlışlıkla binmiştir saygı duyarım bunlar. Ama o kedi videosu onun orada. Siz kedi başkenti diye kedileri İstanbul'u kedileri överken yürüyen merdivene ters binen bir kediyi mi koyarsınız oraya? Peki. Neyi koyarsınız? Bir kedi resmi koyarsınız. Şimdi bütün bu küçük detay gibi gözüken şeyler aslında meydan okumanın ciddi boyutta olduğunu gösteriyor. Yani üstü kapalı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın İmamoğlu diyor ki, ha senin niyetini anladım. Toplum senden fazla beni tercih ettiği çünkü ediyor anketlerle de sabit, sabit. Bütün anketlerle sabit. Hani öyle 10 tane şirketin anketiyle değil. Peki. Tamam mı? Alfa Centauri yıldızındaki anketçi de öyle. Andromeda galaksisindeki anketçi de <laughs> öyle. Uzaya taştık. <laughs> Bütün anketçilerle Andromeda 3 milyon ışık Adam yılı uzaklıkta. Anlatmaya çalışıyor. Bayağı ya evet. şimdi, açıldık bayağı. E şimdi gerçek buysa Kemal de bunu, Bey bunu evde bunu görüyorsa kimin adı yükseldiyse tasfiye etti. Muharrem İnce 31 aldı ilk defa Türkiye genelinde ve tek başına CHP olarak İYİ parti yok, HDP tamam. desteği yok. 31 almış adamı neredeyse şey ettiler. Yani a vay o, o kötü o canı. destek de vermediler. Allah Allah. Peki. Şey sarayın adamı diye. Sarayın tamam, adamı diyorum. saraya gitti bilmem ne. Şimdi hikayeler masallar uyduruldu hakkında. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bunları görmüyor mu? Kendisinin de o listeye alındığını görmüyor mu? Yani Ekrem İmamoğlu Ama öyle şey kenara çekilecek değil diyorsunuz. Ha yeri tamam, gelir. Ekrem İmamoğlu Büyük İskender'in sloganını uygulayabilir. Talih cesurların yanındadır arkadaş deyip hareket edebilir. Dikkatini çekelim. Ama son bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kaostan tek çıkış şansı var. Yani kaos dediğim şu. Kemal Bey için seçimi kazanmak önemli ama 100 kilo üzerinden 30 kilo önemli. Ama genel başkan kalmak 100 kilo üzerinden 100 kilo önemli. Onu feda edemez. Peki son cümle lütfen. Peki, son cümle olsun. Benim hakkım alabilir. Çok güzel anlatıyor, ben de çok e, iyi dinliyorum. bir teşekkür ederim. Benim hakkımı kullanabilir. Hatta, Hatta ben de diyecektim ki. Yani çok az kaldı. Bence süreli. dinleyen arkadaşlarımız da memnun. Başak Hanım ben, niye Ben hakkımı veriyorum vallahi abi. Yok, çok yok, gösterle bitiriyorum. Hangi hangi galaksiden bahsetmiştin? Andromeda. De? Andromeda. İki buçuk milyon ışık yılı uzaklıkta. Andromeda. En yakını da o bize bu arada. Neyse, Başak Hanım, e, son olarak şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun bir tek çıkışı var. Öyle bir isma daha gösterir ki hem ekonomi konuşur anlatır hem CHP Genel Başkanı olma şansı yoktur hem de seçimi kazanma şansı vardır. Kimse de Kılıçdaroğlu'nu suçlayamaz. Gene doğru adamı aday gösterdim abi ben yerimde kalırım der. Ve o kişi de ona koltuğundan indirmez. Yani sen kalk CHP Genel Başkanı da bana bırak demez. O kişi iki tane ihtimal var. Birisi ilanketici, birisi Abdüllatif Şener. İkisi de çünkü CHP Genel Başkanı, yani Kılıçdaroğlu onlara aday gösterdiği an, çünkü tek seçici, Kemal Bey bir numaralı seçici, iki boş, üç boş, yüz on üç boş, beş yüz on üç boş, tek başına seçecek Kılıçdaroğlu bir adayı. Için, evet ama ikincisi için bir şey diyemeyeceğim. Bu da ama. bambaşka Hayır, bir formül, tartışılır bu formülde. Ben doğru de, aday yanlış ama şimdi adayı konuşmadım. Birisi, birisi için doğru Peki. aday olabilir. Onun için kurtuluş dedim. Peki Onur Bey sizi dinleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bir strateji mi? Karşısında Kılıçdaroğlu'nu mu görmek ister? Bir de tabii ne görüyorsunuz Millet İttifakı cephesinin bu tartışmalarında son olarak? Valla doğrudan bilgi sahibi olmadığım şeylerde genellikle çok iddialı konuşmam. Hep bir ihtiyat payı bırakırım. Ama özellikle bu Sayın Akşener'le Sayın Mansur Yavaş'ın görüşmesi ilişkin biraz büyük konuşmak istiyorum şu anda. Aa, peki. 8 kişi saydım orada. Kaç? Böyle böyle sohbetler 8 kişi saydım o sohbette e, fotoğrafta. Belki bir, bir, tık daha fazlasıdır. Belki 10 kişi falandır. Fotoğraf açısına girmeyen olabilir. Böyle sohbetler 10 kişiyle 8 kişiyle olmaz. Sayın vekilim benden daha bilir. Bunlar böyle birebir sohbetler de olur. 1-2 kişiyle olur. O yani varsa bile Mansur Bey ile e, Meral Hanım'ın arasında bir görüşme o görüşme değil. Bunu garanti ediyorum sizden. Doğru. Hmm. Peki. İkinci ikinci olarak da tabii şu var, e, Sayın Bayrakçı hani doğru bir noktaya bence de değiniyor e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığı hususunda ama bu sadece Sayın Kılıçdaroğlu için geçerli değil, bütün adaylar için geçerli. Yani ben e, Mansur Bey'inde, Hanım'ın da, Kemal Bey'inde, e, Sayın İmamoğlu'nun da, tamamının gönlünde bu Cumhurbaşkanlığı adaylığının yaptığını görüyorum ve hissediyorum. Çok saklanacak bir şey değil. Çok da doğal bir süreç bu. Elbette ki bir bilek güreşi bu yani dostlar arasında bilek güreşi onlar açısından söylüyorum bu Millet ittifakı içinde. Elbette bir noktada... Şim çok özür dilerim e, Onur Bey siz dostlar arasında bilek güreşi diyorsunuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında saççaça saç, baş başa kavgaya e ya tutuşacaklar gibi görünüyor. Bazen diyor. Başak Hanım böyle şey bizim bizim ülkemizde çok olur böyle amcaoğulları arazi ihtilafından dolayı davalık olurlar. <laughs> Hiç belli olmaz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da de çıkabilir yani hani İyi, olur bak, demiyorum peki. ama bu ihtimal var. Peki buyurun. Ee, bu, bu, so, bu sonuna kadar yani gerçekten seçim sattı mahalline girene kadar bu kavga ya da bu bilek güreşi artık nasıl ifade edersek diyelim ya da bu tatlı atışma diyelim aralarında bu devam edecektir. Ama dediğim gibi bunlar gizli kapaklı olur. Herkesin içinde olmaz. Yani bu siyasetin matematiği böyle çalışır çünkü. Bu noktada e, elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı da bir süre sonra tahmin ediyorum ki o da kendi adaylığını açıklayacak. Henüz kendi adaylığını açıklamadı. Sayın e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Devlet Bahçeli'nin bu hususta bir açıklaması oldu ama evet. Sayın Cumhurbaşkanı bunu ikrar etmedi ama ben tahmin ediyorum eninde de sonunda o da kendi adayını açıklayacak. Tabii iki taraf için şu da var yani neden aday açıklamıyor bu iki cenah? Çünkü henüz seçim sattım haline girilmedi. Burada 2023'te bir gerçekten vaktinde bir seçim yapılacaksa işte bu durumda e, adaylık o zaman açıklanacaktır, gecikecektir diye düşünüyorum. Yani ne Millet İttifakı'nın bu adayı açıklayacağını düşünüyorum. E, bu Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olması halinde %99.9 Tayyip Erdoğan aday olacağı kesin olmakla birlikte ya da öyle görünmekle birlikte onların da bir aday deklarasyonu yapacaklarını sanmıyorum. Ve burada şu ortaya çıkıyor. Şimdi erken seçim olur mu olmaz mı? E, erken seçim olursa da bütün bu denklemler değişecek. Şimdi anayasanın 101. maddesine baktığımız zaman e, bir Cumhurbaşkanı'nın süresinin 5 yıl olduğu ve en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçileceği söyleniyor. Ama karşıdaki hukukçular da başkaları da diyorlar ki ya bu yeniden yazılmış bir madde. Mevcut Cumhurbaşkanı'na uygulanmaz diyen bir görüşte var. Ben tabii bu görüşe şey değilim. E, bu görüşe çok katılmıyorum. E, bir noktada bu Cum Türkiye Cumhuriyeti açısından bir riski olacaktır. Bu Sayın Cumhurbaşkanı da elbette bu riski görecek. Yani şimdi inat etse bile biz yani Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı bir kararıyla seçime girmek yerine bir noktada bir erken seçim yapacaktır diye düşünüyorum. İşte o erken seçimi açıkladığı tarih itibariyle tarafların e, belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı da farklılık arz edecek. Yani güvenlik politikalarının çok yoğun olduğu, Allah korusun bir savaş olduğu ya da ne bileyim işte terörün çok yoğun olduğu bir dönemde Millet İttifakı'nın göstereceği aday başka olacaktır. Ee, ekonomik problemlerin veya buhranın çok yoğun olduğu bir dönemde göstereceği aday başka olacaktır. Ama tabii Cumhur İttifakı için böyle bir ikilem Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanı girecekse Tans, Zaten doğal olarak var. aday diye doğal düşünülüyor. Cumhurbaşkanı yok. Erdoğan için ee, ki MHP lideri Sayın Bahçeli de bunu defaatle de ifade etti. Buyurun. Yani Sayın ne Metinler, desek? Sizi dinleyelim. Desek ya, Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu'nu mu görmek ister böyle bir? Yok bu saatten sonra Kılıçdaroğlu en doğru şeyi yapsa bile övmeyiz çünkü Hakan <laughs> bayrakçının <laughs> diline düştük mü? Estağfurullah. estağfurullah. Onun için Kemal Beni Bey senden ederim. rica ediyorum şu seçim 2023'ü arkamızda bırakıncaya kadar Bete Millet İttifakı'nın adayı belli oluncaya kadar bizden övgü bekleme. Çünkü Hakan Bayrakçı önünü kesti yani. Ee, şimdi bir, kısa cümlelerle gideyim. Bir, ben Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in, e, Sayın e, yavaş Yavaş'la, Mansur Yavaş'la e, Cumhurbaşkanı adaylık meselesini konuştuğunu asla düşünmüyorum. Siyaset böyle yapılmaz. İki, Meral Hanım çok akıllı bir siyasetçi. E, hem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a mavi boncuk dağıtıyor. Olabilir, elini olur. zayıflatmak istemez yani. Olabilir. Çok akıllı. CHP'nin içine de çok doğru hamleler yapıyor bence. Önümüzdeki seçimlerde ana muhalefet partisi olmaya çalışıyor. İyi Parti ana muhalefet partisi kılmaya çalışıyor. Bunun için yani İmamoğlu'na da Mansur Yavaş'a da mavi boncuk dağıtıyor. Çok doğru bir siyaset bu. Yani şey açısından düşündüğünüz zaman doğru bir siyaset. El, elini niye zayıflatsın yani? Hatta kimin olup olmayacağına, solup olmayacağına çok iyi biliyor. Hem İmamoğlu hem de Yavaş hem de CHP şunu çok iyi biliyor ki aslında Millet İttifakı'nda belirleyici parti iyi partidir. Meral Hanım bir şey evet, hayır dediği zaman bu çok anlamlı ve belirleyici olacaktır. Meral Hanım da bunu bildiği için yani partisini... yön veren isim Meral Akşener mi olacak? Kesinlikle. Bu aday kesinlikle. kim olacak? Kesinlikle. Yani buna kendi adama hiç şüphe duymuyorum. Meral Hanım bu anlamda biraz mütevazi davranıyor. CHP'yi incitmemeye çalışır. Çünkü CHP sosyolojisi onun için çok önemli. Yani CHP'den Kılıçdaroğlu'ndan <laughs> bizar olanların gidebilecekleri tek parti iyi Parti'dir. Yani. Önümüzdeki seçimlerde kendi partisini Anamarat Partisi haline getirmeye çalışıyor. Parlamenter sisteme de geçilirse muhtemelen kendisini başbakan yapacak. Yeni şeyler bekliyor olabilir. Peki Cumhurbaşkanımız yani ama ben Millet İttifakı'nın çok kavgalı bir ittifak olduğunu söyleyebilirim. Kendi içlerinde çok parçalılar. E, CHP içerisinde birden çok sayıda başkan adayı var. Olabilecek bir şey değil yani. Bu ne parti aidiyetiyle bağdaşır ne parti ciddiyetiyle bağdaşır. Genel başkan ben varım dediği halde hala e, bir kısım belediye başkanlarının biz de varız demeleri çok ya yani hiç o kabul edilecek bir şey değil. E, doğrusu bunu doğru da bulmam. Kemal Bey'i olmak için söylemiyorum bunu. Yani Kemal Bey en fazla eleştirilerden biri buyum ama bir partide siyaset yapıyorsanız genel başkanınız bir şey söyledik. de yine öyle anlaşılacak diye bu söylediğimi e anlaşılsın, sahnedir, ne yapalım gülüyor. kaderimiz bu zaten. Kaderimiz bu. Ee, şimdi e, bir diğer husus yani Kemal Bey'in hakkıdır elbette. Yani Anadolu Partisi liderisiniz başka Siz bir arayışa giriyorsunuz. Tamam yok ama onu şey diye söylemiyorsunuz. Yani, söylemiyor yani siyasi bakış, bakış olarak, olarak. Başka bir arayışa giriyorsunuz. O zaman da seçmen ise şöyledir. Ya kendine güvenmeyen bir genel başkan partisini iktidara taşıyabilir mi? Yani e, Kemal Bey'in de güçlüklerini bilmek lazım. Yani e, bu son jubilesini yapacak yani. Yani kazanamayacağını bilse bile Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla artık siyasi hayatını sonlandırmak istiyor. Yani Kemal Bey de bir şans tanımak lazım. Biz karşımızda kimi görmek isteriz? Önce şunu belirteyim, yani sen Cumhurbaşkanımızın Adaylığını parti sözcümüz defalarca açıkladı ya. ya. Ne kadar insanlar, her şey magazinel. Kendi ağzından duymadık diyor. İlla kendi Ya partinin kurumsal kişiliği var ya. Sen Cumhurbaşkanı <laughs> Ama o konuda bir sorun yok ya, biliniyor. AK Parti'nin genel başkanı ve parti sözcümüz değerli Ömer Çelik defalarca Cumhur İttifakı'nın adayı, sen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ya defalarca bunu söylediğimiz halde ısrarla Sayın Akşener'de biz Cumhurbaşkanı ağzına bunu duymadık. Esefle bir şey daha belirteyim. Yeni bir hukuk garabeti, bir hukuk cinayeti teşebbüsünde bulunmaya gerek yok. 367 darbesiyle zaten hukukumuz ciddi bir yara aldı. Efendim işte Cumhurbaşkanı iki defa seçilmiştir. İşte bundan sonra yeniden aday olması... Nokta. Yani Onur Bey üzerinden konuşmuyorum. Yani bunu DSP'nin ima yoluyla dillendirmesi bile benim de sepe yakıştıramayacağım bir muhalefet tarzı olur. Kendi, kendileri bilir. Yani Onur Bey de kendisi bilir, partisi de kendisi bilir. Ee, i̇ş o noktaya geldi mi birbirimizle. Yani basit bir mantık, basit bir mantık. Yani hukukçu olmaya gerek yok. Hele hele bazı şeyleri artık anlamak, anlamlandırmak için de hukukçu olmamak gerektiğine inananlardanım. Çünkü bir işi meleklerin cinsiyetini tartışan teologlar gibi oldular hukukçularda yani her şeyi yani sanki hukuk bir tek görüşten ibaret ya hukukun siyaseti vardır siyasetin hukuku vardır hukuk içinde siyasal ideolojik mülahazalar ön plana çıkar akla gelmedik şeyler söylenir 367 böyle çıktı yani önceki cumhurbaşkanları parlamentoda aynı usulle seçiliyorlardı sıra Abdullah Güle gelince hayırdır sen seçilemezsin bu yöntemle şimdi denilen şey şu Anayasa'da bariz bir hüküm var. Bir insan iki, iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilemez. E, Recep Tayyip Tayip Erdoğan'da iki dönemdir cumhurbaşkanı, yeni dönemde cumhurbaşkanı da olamaz. Çok basit böyle. Daha başında yaşayan köylü Mehmet Efendi'ye sorsanız, onun sağ kurban olayım. İyi ki onlar var. Yani Anadolu'nun o e, irfan sahibi insanları var. Ya nasıldır bu desen? Ya diyecek ki ya bir cumhurbaşkanı, yeni bir sisteme geçtik bu yeni sistemle birlikte seçilmeyi esas alırız yani. Aynı sistem içerisinde, aynı sistem içerisinde iki defa seçilemez. Üçüncü defa seçilemez yani. Şimdi Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte anayasa değişikliğiyle bir hükümet sistemine geçmişiz. Ve Cumhurbaşkanı ilk defa o sistemle seçilmiş. Şimdi ikinci defa. Efendim işte öncekini de sayarsak. Ya bu bunlara gerek yok. Hukuku zorlamaya gerek yok. bir ay ne alsa ne olur? Şimdi erken seçime gelince ben sen Cumhurbaşkanımızın partimizin aklında erken seçim olduğu kanaatinde asla değilim. Defalarca Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, Sayın Bahçeli açıkladı, partimizin bütün yetkili etkili zevatı açıkladı. Ama buna rağmen insanlar bu kurgu var ya kafadan kurma. Çünkü insanlar bu tür şeylere çok değer veriyorlar. Şu an mesela ben Kemal Bey ile ilgili ilk defa sizin duyacağınız milyonların duyacağı uyduruk bir şey söylesem var ya herkes o kadar merak eder ki yarın bütün medyanın diline düşer. Çünkü herkes buna alıştı artık yani fiktif uydurma ee böyle. İşte ben tahmin ediyorum ki Erdoğan da yeniden üçüncü defa işte bu hukuk tartışmasına şey yapmamak için, ekonomiyi de biraz düzelttikten sonra, hadi madem ki erken seçim istiyordunuz, hadi Eylül'de gidelim. Böylelikle kendisini de bu hukuki tartışmalardan kurtaracak. Böylelikle ekonomiyi düzeltmişken de, ya bizim böyle hesaplarımız yok ya. Çok net söylüyorum ya, ekonomiyi düzelttikten sonra seçime gidelim de kazanalım gibi bir hesap yapan namerttir ya. Şu an yarından itibaren Türkiye bütün ekonomik sorunlarını çözmüş olsa bile bizim Türk halkına, Türk milletine verdiğimiz vaadimiz şudur. Seçim vaktinde yapılacaktır. Bu Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'mizin de Cumhur İttifakı partilerinin de vaadidir. Biz bu, düze bu sistemi niye getirdik? Siyasal istikrar e, o sağlansın diye. Eğer siz erken seçime böyle bir kapı aralarsanız bundan sonraki iddialarınızla inandırıcı olamazsınız. Siyaset ilke üzerinden yapılır. Çok net söylüyorum, AK Parti temsil makamında biri olarak söylemiyorum ama benim partimdir. Cumhurbaşkanımı da bilirim, partimin görüşünü de bilirim. Seçim vaktinde yapılacaktır. Ve adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bitti ya. Erken seçim tartışmaları. Bizim kafamızın gerisinde işte ülke batsın, yeter ki Erdoğan devrilsin gibi bir muhalefet anlayışı olmadığı gibi Ekonomiyi hemen düzeltelim, ortamın <laughs> yeniden uygun olduğunu gördüğümüzde de baskın seçim yapalım, tekrar gelelim. İlkesizliği olan şeyler yok ya, eğer biz her dönem iktidarda olmayı bu kadar çok kutsayan bir parti olmuş olsaydık, yani devletin menfaatlerini ikinci planda gören bir parti olsaydık, biz zaten başkanlık sistemimize geçmezdik, %50 artı bir e, modeline geçmezdik yani. Şu anki ortamda bile AK Parti bu ülkenin birinci partisidir ve parlamenter sistem bulmuş olsaydı zaten her halükarda iktidara tek başına gelebilecek olan bir parti veya hatta tek başına gelmese de en güçlü parti olarak zaten e, e, yürütme gücünü elinde tutacak bir partidir yani. Bu kadar çok şeye gerek yok. Onun için bazı partilerimiz kafalarındaki yindiklerini, cinliklerini AK Parti'de de olabileceğini varsayarak Sayın Erdoğan'ı partimizi değerlendiriyor. Bu doğru değil. Üzülerek iki, iki şey konusunda e, ricada bulunuyorum. Bir, 367'ye benzer bir hukuk garabeti, hukuk cinayeti teşebbüsünde bulunarak tekrar Türkiye'yi germeyelim. Germeyelim. İki, Cumhurbaşkanı'nın kafasının içerisinde ekonomi biraz düzelttikten sonra da hemen baskın seçim yaparak, tekrar iktidara gelmek gibi bir planın olduğu onu söyleyerek gereksiz spekülasyonlara kaparılamayalım. E Vaktinde seçim. seçim. Vaktinde seçim olacak. Vaktinde seçim olacak. Efendim da diyorlar ki Cumhurbaşkanı diyecek ki madem parlamenter sistemi bu kadar çok istiyordunuz hadi parlamenter sisteme geçelim. Şimdi bakınız bu iddiaların hiçbiri sözlerinden tartışamasını. Çünkü ne? Hayali, fiktif, uyduruk. Yani yani bilimsel bir şey yok. Kimse böyle bir şey söylememiş. Ama söyleyebilir. Kafasının içinden geçiriyor olabilir gibi sözlerle bir tartışma yapılmaz. Bir tartışma yapılmaz. Böyle bir şey olsa biz de havasını alırız ya. Ya bizim de böyle şeyimiz. Ama emin olun gerçekten bütün işlerini söylüyorum. AK Parti'de siyaset yapan arkadaşlarımızı, yönetici arkadaşlarımızı, sen Cumhurbaşkanımızı yani bir şekilde yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Kafamızın içinde bu tür tilkilikler yok ya. Peki. Yani yeniden seçim kazanmak için öyle olsa Hemen yarın seçime gider. Devletin bütün imkanlarını seferber ederiz. 4.253 lira vermemize gerek yok. 10.000 veririz. Memura 100.000 veririz. Onu ver, dağıtırız. Ee, Onur Bey Anında bir şey da karar ekleyecek alırız, zannediyorum. Bitiririz yani. Buyurun Onur Bey. Şöyle yani sayın vekilimin görüşlerine elbette ki çok saygı duyuyorum ama bir noktada isterim, yani samimiyetime inanırsınız ya da inanmazsınız. Sizlerin bileceği iş bu ya da dinleyicilerin bileceği iş. Ben hukukçuluğu ve aydın ahlakını siyasetten, günlük lobici faaliyetlerden çok önde tutan birisiyim. Ve bu noktada eğer inanmadığım bir nokta varsa sadece siyasi e, o sıradaki menfaat onu gerektiriyorsa onu söylemem. En azından söylemem, yalan söylemem. Bu anayasanın 101. maddesi konusundaki 367 benzetmesini bizzat ben de yapıyorum. Çünkü 2007 yılında 367 çok zorlama bir yorumdu. O zaman da yanlış olduğunu çok genç bir hukukçu olarak söylemiştim. Şimdi artık o kadar genç bir hukukçu değilim ama hala namusunu korumaya çalışan bir hukukçuyum. Şunu söyleyebilirim. Anayasanın 101. maddesinde şu anda Cumhurbaşkanlığının görev süresi 5 yıldır yazması hasebiyle aksinin yorumlanması 367'ye benzemektedir. Yani bunu samimiyetle inanıyorum. Ha, aksi görüşe de saygı duyuyorum. Çünkü hakikaten orada da şey var, sistem değişikliği varsayımıyla bu sistemin, yeni sistemin e, eski cumhurbaşkanlığı uygulanmayacağına söyleyen bir hukuki yorum var. Ama net gerekçem şu, eğer siz bu anayasayı yeniden yazarken bir virgülünü değiştirseydiniz, ya da aynı ifadeyi farklı türlü kullansaydınız ben de aynı noktada olacaktım. Hatta bir liyakatsizlik eleştirisi daha yapayım. Eğer ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sırada hukukçularından biri olsaydım profesyonel noktada şunu da önerirdim. Gülelik madde koyardım oraya. Derdim ki mevcut cumhurbaşkanına uygulanmaz derdim. Ama bu da yapılmadı. Peki. Şimdi e, ilk akla gelen yani Almanya'da çok özür diliyorum. Hemen bitiriyorum. Son e, 30 saniyede ifade edeceğim kendime. Almanya'da kanunlar yazılırken sıradan insanlara okutulur. Sıradan insanlar buradan ne anlıyorsa onun yorumu yaptırılır o insanlara. Bunun amacı da şudur. Kanunları böyle hukuki bir metin olarak, kutsal metinler olarak düşünmeyelim ve çok fazla da yorum yaptırmayalım. Herkes aynı noktada anlasın diye. Son yıllarda biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kodifikasyon yani kanunlaştırma tekniğimizle benzer bir yola gittik. Bu yola Peki. gittiğimiz zaman da ilk anlaşılan bu söylediğimdir. Diğeri 367 yorumuna benzer zorlama bir yorumdur. Bu da benim samimi görüşüm. Katılırsınız, tamam, yani katılmazsınız. bu e, evet. Hayır, artık şunu artık mu anladık başlı, ama bir sorar bu, mısın? Bu hukuki bir tartışma edersin? ama yani şimdi yok, yok. Ee, de çıkamayacağız çünkü iki farklı görüş var. Yani Mehmet Bey diyor ki hayır sistem yenilendiği için bu gerek yoktur buna erken seçme vesaire. İki kere seçilebilir Cumhurbaşkanı diyor. Onur Bey başka bir şey savunuyor. İşte hayır, onun anayasal hukuk bilgisini itibar ederek evet. öyle mi düşünüyor diyorum. Yani tamam. mukayese edin. E, Öyle söyledi evet. Tamam. Evet, evet. Daha önceki evet. ifadesinde de onu söylemişti. Yani lütfen. ilk anlaşılan Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilemeyeceği yönündedir şu anda tamam. anlaşılan. Tamam. Diğerini zorlama bir yorum olduğunu düşünüyorum ama elbette ki saygın yorumdur. Bütün hukuki yorumlara Peki. saygı duymak zorundur. Yani siz DSP olarak Cumhurbaşkanı'nın aday olmasının mevcut anayasal hükümler çerçevesinde artık mümkün olamayacağını düşünüyorsunuz, doğru mu? Demokratik Sol Parti hukuk devletine inanan, hukuka inanan bir parti. Hukuk da şu anda görünürde bunu söylüyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na önerimiz bir noktada erken seçim yapması. Teşekkürler. DSP'nin bu konudaki görüşünü bilmemiz önemliydi. O yüzden sordu. Teşekkürler. Peki. Nedim Sayın Bey. Ege, daha önce de söyledik bunu. İlk defa değil bu. Sayın Genel Başkanım da söylüyor. Bunu ben ilk devam. defa duydum. Ben ilk defa duydum. Dolayısıyla benim için önemliydi. Sordum yani. Öğrenmiş oldum. Peki. E, ee, Nedim Şener sizi dinleyelim. Şimdi ben... Ama e, e, yani adaylık meselesi... Adaylığa, adaylığa, adaylığa döneceğim. Çıkıp. Şimdi ben İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu arasında hmm. bir e, ne diyelim kıyaslamanın... E, evet anketlere yansıyan bir boyutu var ama nihayetinde e, sonucu çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ben bu isimlerin... E, birbirinden farklı olduğunu da düşünmüyorum yani Kılıçdaroğlu İmamoğlu neyse yani hiç hiçbir, hiçbir farkı olduğunu hiç, hiç düşünmüyorum yani bu en temel konularda dahi e, karşımızda küresel güçlerle çalışmayı e, kafasına koymuş e, yanında 6 tane parti işte eski AKP'liler Davutoğlu Babacan ve çok rahat telaffuz ediliyor yani dışişleri bakanı Davutoğlu diyorlar ekonomi bakanı Babacan ya bu kişiler küresel sistemin elemanları. Nitekim e, şeyde de e, AKP'nin ilk döneminde de e, bu yönleriyle hep e, bu devletin başını belaya sokan ekip bin parçalarıdır bunlar. E, yani dünyada faizler o kadar düşük ki bol bulacağız getireceğiz diyen babacan mesela bunu niye yapıyor? Türkiye'nin yaşadığı ekonomik ve döviz sıkıntısına karşı kendi bulduğu çare. O çare nedir? O çare IMF politikalarıdır yani. Onların bildiği genel şeyi bu. Ha, AKP bu konuda başarılı mıdır? Değil ama bir sürü eleştirecek yönü var. Ama onların politikası bu. Şimdi hal böyleyken, şimdi Hakan Bey dedi ki, Ekmelettin İhsanoğlu yüzde bir tarafından tanınıyordu. Yüzde bir. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Yüzde bir seçmenin yüzde biri tanıyordu. İyi de 2014 seçiminde yüzde 38.4 oluyor oy alıyor. Yani hemen aday olarak açıklandı, seçime girdi. Ya bu yüzde 38.4 bu insanlar bu adam kim nedir ne yapar ne düşünür falan diye hiç mi bakmadılar? Bakmamışlar. Ama 14 parti arkasında duruyor. E i̇şte onu diyorum. Ya neye göre kardeşim? Bu adamın politikası ne? Yani şimdi kılıçdaroğlu İmamoğlu değil mi Erdoğan'ın karşısında? Bunlar ne, ne öneriyorlar, ne önerme yapıyorlar topluma? Sadece reflekslerle mi konuşacağız? Eğer öyleyse sadece olay reflekslere dayanıyorsa yani Erdoğan'ın karşısında desteklediğimiz aday o zaman niye Kılıçdaroğlu değil veya niye İmamoğlu değil, niye Mansur Yavaş değil? Neden bakın? 2014 seçiminde Erdoğan 51.7 almış. 2018'de de öyle çok büyük bir farkı yok. 52.5 almış. Tamam mı? Şimdi karşı taraf Selahattin Demirtaş orada 9.7, 8.4 almış. 38.4 Ekmelettin, sonra Muharrem 30.6. Şimdi 51-52 civarında karşı taraf blok olmuş durumda. Yani bir seçim olsa, oraya Hakan Bayrakçı da koysanız, başka buradan kameraman arkadaş, bu bizim Millet İttifakı'nın adayıdır kardeşim. Kayıtsız saçlı de destekleyeceğiz. Bu İmamoğlu olmuş, Kılıçdaroğlu olmuş. Farklı. Niye oy vermesinler? Bana söyleyin niye oy vermesinler? Tamam ankette kişisel olarak ya İmamoğlu'nu isterim. Ya İmamoğlu da Kılıçdaroğlu belediye başkanı olarak getirdiğinde %15-20 CHP seçmeni tanımıyordu. Ya bu nereden çıktı falan diyorlar. Eyvallah özür dilerim tek cümle devam et. Tek fark şu. Bu seçimde 1 2 puan çok önemli olacak. Tamam işte ben de onu söylüyorum. Ha, bir kişi vardı. Zaten ama onu ona onu atıyorum. Babacanın partisi de sağlayabilir. Gelecek partisi de sağlayabilir. Partisi Veya işte de sağlayabilir. DSP sağlayabilir. Anladım. O ittifakın içinde yani Peki. Ne konduracak yani? Ne 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 ne, 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 ne yapacak? Söyler misiniz? Bana Dedim farklı ne yapacak? Son üç dakika Dolayısıyla ]ımız. ben şunu söylüyorum. Her şey refleksler üzerinden ilerliyor. Bak 2014 2018 seçimlerinde Erdoğan 51-52 tarafına oturmuş. Evet. evet. Bu seçimde Erdoğan'ın çabası, MHP'nin çabası bunu korumak civarında. Öteki tarafta bu 1-2 puanı alma çabasında. Dolayısıyla HDP dahil olmak üzere diğer tarafta bulunacağı için adayın bir öneminin olmadığını söylüyorum ve olmayacak. Ama ankette insanlardaki şu olsun bunun kaşı güzel, bunun boyu güzel, bu şöyledir, bu dahasem. Bir de insanlar algılarla ilerliyor algılarla yani mesela atıyorum İmamoğlu yavaş hangi somut verilerle mesela ya ben adamın dış politikasını öyle beğeniyorum ki ya da mesela Türkiye'deki demokrasiyi şikayet ettiği ne demek Demokrasiyi şikayet ettiği bir videosu var İngilizce çok etkilendim ben onun için İmamoğlu'na oy vereceğim mesela. Veya İmamoğlu atıyorum PKK e, iltisaklı kişileri şeye almış, belediyeye almış. Adam çok geniş bir vizyon sahibi. Ondan oy vereceğim mesela diyebilir mesela. Veya Kılıçdaroğlu ile beraber toplantı... Dolayısıyla bak ne diyorum? Diyayder, İBB diyorum ya. Ya beraber katılmışlar toplantıya. Yok birbirlerinden farkı. O sizin dediğiniz video falan var ya bir böyle dirsek şeyi. Kılıçdaroğlu tepkisini gösterebilse İmamoğlu kendine bağlı medya kuruluşu çabaları yaparken gösterdi. Ama o zaman da gösteremedi. Son kerte de şu olacak. İster, yani Kılıçdaroğlu sonunda rasyonelite kazanacak. Yani diyecek ki ya bu burada bir matematik hesap var. Ben baştan beri onu söylüyorum. Burada siyaset falan yok. Şeyin söylediği, Meral Akşener'in söylediği. Etle tırnak gibi bu AKP ile MHP'nin ittifakı diyor. Bizimki diyor proje. Tek proje var. Erdoğan'ı nasıl devireceğiz? Bak tek proje. Bunun baştan bak bugün söylemiyorum. Birileri dinince böyle deli oluyorlar. Yahu evet böyle bir proje var. Burada alet olanlar var. Olabilir. öyle olsun. Problem değil. Bunda da bir sakınca görmüyorum. Ben diyorum ki Peki. yaslama yanlış. İmamoğlu'nda CHP şey, e, Mansur Yavaş arasında bir. Çünkü Erdoğan zaten 51-52 civarında evet. almış. Buradan 2 puan aldığın zaman ki bu deva ile gelecekle partisiyle de olabilir. O Teşekkür adayın kim olduğuna kimse bakmaz. Evet. Ben, Süremiz doldu. Siz feragat etmişsiniz hiç önemli, hakkınızdan. Çok i̇yi, iyi teşekkür ediyoruz. Mete Yarar, Hakan Bayrakçı. Abim gidiş hazırlandı. Mehmet Metiner. Nedim Metiner ve Sağol. Onur İste. Ee, teşekkür ediyoruz tekrar. Efendim size de teşekkür ediyoruz. Biz izlediğiniz için iyi geceler diliyoruz.